İyi akşamlar sevgili seyirciler. Olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Bundan böyle her cumartesi akşamı 23'te burada olacağız karşınızda Habertürk'te. Ne konuşacağız derseniz? Neler yok ki? Bilim, sanat, edebiyat, siyaset, objektif bütün gelişmeler, dinamik farklı bir programla onların anlatımı, sunumu ve bu konulardaki en bilge insanların buraya gelmesi. Evet. Serap, şöyle bir şey oldu. Haberin hızı bilginin devresini yaktı. Bilgi kalmamaya başladı. Onun için biz de biraz bu programda daha bilgiye öncelik veren, daha hayatın, sosyal hayatın içerisinden gelen konulara girelim istedik. Evet. Ve sizin dediğiniz gibi bu konudaki çok önemli isimlerle, çok etkili isimlerle, çok kıymetli isimlerle konuşacağız. Bu akşam olduğu gibi stüdyomuzda çok değerli iki konuğumuz var. Kendileri ne mutlu ki kabul ettiler davetimizi, evet, ve buradalar. Türk siyasetinin çok değerli, çok önemli iki ismi. Pek çok ünvanınız var. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı, DYP'nin, DTP'nin eski genel başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk konuğumuz. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı, gazeteci, yazar Sayın Altan Öğmen stüdyomuzda. Hoş geldiniz, hoş bir geldiniz kez daha. Hoş bulduk. Ne güzel sizleri görmemiz. Evet. Yayına gelmeden önce ilginç bir durumla karşılaştım. Hüsamettin Bey'in 60 yıldır Altan Bey'in avukatı olduğunu öğrendim. Evet, ben de sizden öğrendim. Ben zannediyorum ki Ankaralı siyaset takip eden bir gazeteci olarak onlar kutuplaşmış, birbirleriyle çekişen, birbirleriyle yarışan ve kavga dövüş hiçbir araya gelmeyen insanlar. Oysa ki Altan Bey bütün vekaletini, değil mi, alım satım da dahil Sayın Cindor'a bırakmış. Kaç yıldır efendim? Kaç yıl oldu efendim? 1959'da. Neden bırakmıştı, hatırlıyor musunuz? Ya arkadaşım benim, niye bırakmasın? Onunla kardeş gibiyizdir. Ama siyasetin iki cephesinde görülüyor. Siyaset başka, arkadaşlık başka. Bizim dönemimizde arkadaşlık siyasetin önünde gelirdi. Evet. Bu aslında başlamak için çok da, yani belki bu akşam söyleşimize başlamak için çok önemli. Nasıl oluyor da? Çünkü bugün geçmişe baktığımızda, kendi tanık olduklarımıza baktığımızda, siyasi anekdotlara, sizin paylaşımlarınıza baktığımızda, siyasilerin her ne kadar karşıt görüşlerde ve geleneklerde olsalar da sosyal yaşamlarında çok daha sizinki gibi dostluklar, arkadaşlıklar, paylaşımlar içinde olduğunu görüyoruz. Sanki bugün daha farklı görünüyor. Öyle mi gerçekten, bu bir yanılgı mı? Bugün daha mı haşin siyasiler? Yoksa geçmişte de öyle miydi? Siyasetin şekli mi değişti? Neye dayanıyor örneğin sizin bu yakın ilişkiniz sosyal hayatta? Tabii yasar. Hı? Altan Bey yazar. Evet. Şimdi yani bir özet yaparsak şu. Sene 1950. Biz ikimiz de Ankara'dayız. Ve Ankara'da Atatürk Lisesi'nin öğrencileriyken orada okumuştuk. Ama ayrı sınıflardaydık. Yani azdı ilişkimiz. O hukuk fakültesine gitti. Ben siyasal bilgiler fakültesine gittim. Böyle gene tabii ahbaplığımız var, orada tanışıyorsak. O iki fakülte, Ankaralılar bilir, birbirine çok yakındır. Birinin bahçesine gider, ötekiler falan, öyle konuşurlar. Bizim dostluğumuz devam etti. O sırada 1950 senesi 14 Mayıs oldu. Ve şey başladı, yani yeni bir dönem başladı. İktidar değişti. Demokrat Parti iktidara geçti. Celal Bayar Başbakan, Menderes rahmetli, ikisi de tabii rahmetli, o başbakan, Celal Bayar Cumhurbaşkanı ve İsmet Paşa muhalefette. Biz siyasi görüş olarak o zaman gençler, demokrasiye geçiş dönemi heyecanlıydı hepimiz için. Heyecanlı bir dönemdi. Ve partilere girdik. Yani ben hemen 1950'de Demokrat Parti iktidara geçti. Cumhuriyet Halk Partisi'ydim. Ertesi gün hatta gidip kaydoldum. Yani şeye kuvvet vereceğiz birkaç arkadaşımla birlikte. O da Demokrat Parti'de, yani daha sonra belki katıldı, neyse. Ve sonra gençlik kolları falan kuruldu. O ayrı bir hikaye. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik ocağı başkanıydım. O zaman ocak halinde kurulmuşlardı. O da Demokratlar Kulübü müydü? Genç Demokratlar. Genç Demokratlar Başkanı. Ben de gençtim ama, yani ikimiz de. Ondan sonra biz tabii birbirimizin, öyleydi adet,
Zaten okullarda da öyle yapılıyordu. Münazaralar vardı yani. Değişik görüşten olan insanlar birbirleriyle çarpışıyorlar, tartışıyorlar. Böyle karşılıklı olduktan sonra bir arada da bir kulübümüz olsa gibi bir düşünce geçerken öyle bir kulüp kuruldu. Odur ilk inisiyatif, ondan gelmiştir, Hüsamettin Bey'den. Şöyle adını da koyduk, hem mülkiyeden hem siyasal, yani hem siyasal bilgilerden hem hukuktan insanlar olabilsin diye. Merkezdekiler hukuk fakültesinde olanlar daha çok, onun işte şeyleri. Ankara hukuk mensupları fikir kulübü koyduk. Hukuk mensupları fikir kulübü. Yani bizim mülkiyeliler de siyasal bilgiler de katılıyor. Ve birkaç ilkesi vardı bunun. İlkelerden bir tanesi o partiden de olsa, bu partiden de, hangi nereden olursa olsun girebilir. Yani tüzüğü kabul ederse. Bunun yönetiminde böyle bir otoriter makam olup da devam edecek ya bir başkan edecek gibi değil. Değişir durmadan yöneticiler. Üçer ya dörder ay diye bir hatırlıyorum. Üçer kişilik komite, hepimiz 12 kişi yanlış hatırlamıyorsam yönetim kuruluyuz. Yönetim kurulu kendi içinde bölüşmüş. Üçer dörder ay üçer kişilik şeyle. İcra komitesi onun da adı, öyle yürütüyoruz. Üçüncü özelliği, konferanslar düzenliyoruz, çağırıyoruz o zamanki insanları, gene karşıt olanları çağırıyoruz daha çok. Mesela hem sağdan bir kimse çağırıyoruz, ne bileyim Peyami Safa, Nurullah Ataç, soldan diye bilinen Nurullah Ataç, onları münazara düzenliyoruz. Ve bir özelliği daha var, bu konferansı izleyenlerden de para alıyoruz. 50 kuruş yahut 25 kuruş. Yani bir nevi aidat gibi, gelirimiz de öyle toplanıyor. Ve o toplantılar da bayağı şey oluyor, kalabalık oluyor. Neyse, böyle başladık, devam ettik. Aylarca hep ben anlattım. Şimdi devamlı ve şeyine, diğer özelliklerini sen anlat. Çok güzel anlattık. İlave edecek bir şey yok. Fakat tabiatıyla konferansları, münazaraları, hukuk fakültesi salonları da yapıyorduk. Hocalarımızdan büyük destek gördük. O da biliyor. Hem mülkiyedeki hocalarımızdan hem de hukuk fakültesindeki hocalarımızdan. Şimdi çok iyi hatırlıyorum. Nurullah Ataç'ın konferansını 25 kuruş yaptık girişi. Nurullah Ataç o zamanlar çok popüler. Ve kelimesini kullanmayan bir adam. Münekkit, edebiyatçı, çok önemli bir adam. Geldi konferansa başlayacak. Meğer kekebeymiş. Hayatımda o kadar güldüğümü hatırlamıyorum. Hiç bozmadan geldi kekeleyerek. Fevkalade güzel tenkitlerde bulundu. Açıklamalar da yaptı. Aradan 2 ay geçmeden Peyami Safa'yı çağırdık. O da çok müşteri gelmezdi. Ona 10 kuruş yaptık. Sonra Peyami Safa bana çıkıştı. Siz benim değerimi Nurullah Ataç'a göre niye düşürdünüz? Dedik efendim, o zaman kalabalık gelmedi. Bu sefer bak ne kadar çok kalabalık geldi. Böyle böyle aşağı yukarı 3-4 sene yürüttük o işi. Tabii. Ve başkan oldum. Sonra Altan'a bıraktım. Altan başkan oldu. Ondan sonra bizden sonra yürümedi. Bir müddet sonra. O zaman demokrasi vardı. Sonra demokrasi de vazgeçildiği için yürümediğini düşünüyorum. Bir aynı zamanda o Demokratlar Başkanı, işte ben de Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolu biz de sonra Gençlik Kolları, resmen Gençlik Kolları oldu. Evvelce muallaktaydı. Ocaklar şeklinde falan kurmuştuk. Şunlar hatırımda orada, birbirimizin kongrelerine giderdik biz. Tabii. Hem de elimize çiçek falan alıp giderdik, bize de söz verirlerdi. Ben bir tanesinde Cebeci'de yapılmış bir kongreyi hatırlıyorum. Yani bir başka partinin kongresine katılıp konuşmacı olarak. Tebrike gider. Onlar da bizi çağırırlardı, davet ederlerdi. Onda hatta ben o gittiğimde biraz eleştirir gibi oldum. Yani bana söz verdiler, işte çok iyidir falan, her şeyi sizle beraberiz falan filan söyledikten sonra, tabii biz daha iyiyiz Cumhuriyet Halk Partisi'yle anlamına bir söz söylemiş olduğum için
Hafif eleştirdiler, bizimkiler de eleştirdiler. Yani bu şey değil, daha şey olsaydı. Daha nezaketli olmak. Daha şey davranmak. Ama sonrası döneme baktığımızda bir ayrışma dönemine giriyoruz. Bir çatışma, bir yüksek ayrışma dönemine giriyoruz. Ondan sonra da darbeyle sonuçlanıyor. Ve siz kitabınızın, sizi anlatan Hüsamettin Cindoruk kitabında şöyle bir cümle kullanıyorsunuz. Barışmak, güvenmek ve uzlaşmak zorundayız. Kenan Evren 1983 yılında bizi zincir bozana hapsetti. Rahmetli Demirel, Çağlayan Gil, Sırrı Atalay ve sevgili arkadaşım Deniz Baykal 4 ay burun buruna yaşadık. Herkes eteğindeki taşı döktü. Türkiye'nin çıkmazı çıkarı konuşuldu, tartışıldı, danışıldı. Bu tutsaklık 1995-91 hükümet koalisyonunu getirdi. Demirel'i de Cumhurbaşkanı yaptı diyorsunuz. Peki onun öncesinde bu uzlaşı sağlanamaz mıydı? Bence sağlanırdı. Ama tabii bizim siyasette bir şey var. Muhakkak bir darbe yiyeceksiniz. Bir sıkıntıya düşeceksiniz. Bir açmaza gireceksiniz ki aklınız başınıza gelsin. Kaybetmeyi bilmiyoruz siyasetçiler olarak. Hep kazanmak istiyoruz. Vazgeçmeyi bilmiyoruz. Hep bir şey olmak istiyoruz. O bugün de siyasetin içinde en büyük yanlış, bence en büyük metodoloji hatası. 27 Mayıs'ta da aynı şey oldu. 80 ihtilalinde de. Açıkçası ben Zincir Bozan'a gittiğim zaman orada çok değerli arkadaşlarla tanıştım. Deniz Baykal bizim eski arkadaşımızdı. Hatta demin bahsettiğimiz fikir kulübünü sonra devam ettirdi. Onlar birbirine. Bizden 3-4 sene küçüktü Deniz Baykal. Ama siyaset dışında da tanışıklığımız vardı. İhsan Sabri Çağlayangil oradaydı. İhsan Çağlayangil sadece bir kişi değil, bir müessesedir. Osmanlı'nın kültürüyle Cumhuriyet kültürünü birbirine mezzeden bir adam. Sırrı Atalay'ı tanıdım orada. Sırrı Atalay bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin nadide bir mücevheridir. Olgun bir adam, dikkatli bir adam. Kars'tan gelmiş, senato başkanlığı yapmış. Düşünün ki iki senato başkanı yan yana oturup konuşuyorlar. Ayrı iki partiden, Çağlayangil ve Atalay. Öyle adamların Türkiye'de bugün de yeri olmalı. Hep onu söylemişimler. Orada ayrıca şimdi hala yaşayan bir abi var, Ali Nail Erdem. Harika bir adamdır. O orada şiir yazıyordu daha önce. Sone yazıyordu. Geçenlerde telefonda konuştum. Zaten benden yaşlı bir o kaldı. Ve orada bir ahenk kurduk. Zincir Bozan'a gittiğimiz zaman Demirel inisiyatif aldı. Demirel çok pratik bir adamdır. Burada vaktimizi boş geçirmeyelim dedi. Ne yapalım? Seminerler yapalım. Ve bir takvim yaptık. Herkes bir kodu aldı. O konuyu işledi. Bana tabii yine hukuk düştü. Ama Deniz Baykal'ı çok iyi hatırlıyorum. Japon mucizesi. Deniz onu anlattı. Hatta o zaman Time'de veya Newsweek'te çıkmış bir makaleden etki. Çünkü kitap bulmak da zor orada. Hafızanızla yapacaksınız. Ya bilginizse, dağarcınızsa ne varsa. Ali Naili Milli Eğitim anlattı. Herkes bir şey anlattı. Ferhat diye geçenlerde galiba vefat etti. Bir arkadaşımız vardı. CHP milletvekili. Köy enstitüsüydü. O da köy enstitüsüyle anlattı. Dinledikten sonra Demirel dedi ki galiba biz bunu kapatmakla yanlış yapmışız. Bir kahkaha koktu tabii. Aslında kapatan Demirel değildi de Demirel'in siyasi bir mensup olduğu camia bunu kapatmıştı. Hatta daha gerisine giderseniz Reşat Şemsettin diye bir CHP Milli Eğitim Bakanı kapatmıştı. Köy enstitüleri, eğitim enstitüleri yapmışlardı. Ama Ferhat Bey bizi ikna etmişti. Köy enstitülerinin faydasına. Köylü bir adam Cumhurbaşkanı, o zaman başbakan yapmış. Hakikaten Cumhurbaşkanlığı henüz yok. Böyle evet. Bir kardeş, arkadaş hava esti. Hatta amiral vardı bizi gözeten, orada tutan. Amiral de gelip dinliyordu. Faydalanıyordu, tutuyordu. 27 Mayıs'tan sonra rastladığım en önemli hadisedir tabii o hadise. Ve Zincir Bozan'da dediğim gibi bir ekol ortaya çıktı. Oradaki yakınlaşma ne oldu? Mesela 9 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partililer
partileri kuruluş yıldönümü kutluyorlardı. Demirel bir yerde şeker buldu. Şeker alıp gittik. Onların toplantılarına katıldık. Karşılıklı sohbetler oldu. Sırrı Bey çok güzel bir konuşma yaptı. Deniz güzel bir konuşma yaptı. Demirel de onlara katılan güzel bir cevap hazırlamış. Onu okudu. Sonra o hava Demir Odan'dan çıktıktan sonra da bir müddet devam etti. Demirel sürdürdü. Yemekler verdi vesaire. Yani size Zincir Bozan'ın katkısı ne oldu o sürecin? Bir de siz oradayken bir yandan da vatan haini ilan edildiniz değil mi? Şimdi bir oradaki öyle yakınlaşma bir, 1991'deki koalisyonu getirdi. O koalisyon CHP-DHP koalisyonudur. O koalisyon beni meclis başkanlığımı getirdi. O koalisyon Demirel'i cumhurbaşkanlığını getirdi. Evet. Ve siz meclis başkanlığında bir de anayasa yaptınız. Evet. İki kere meclis başkanlığı seçildim. 91'de ve 93'te. 95'te. 93'tekinde ikinci tura kalmadan arkadaşlarımızın iltifatıyla birinci turda seçildim. 95'e kadar meclis başkanlığı yaptım. Demirel cumhurbaşkanı oldu sonra. Çok başarılı da bir hükümettir o hükümet. Erdal İnönü önemli bir adamdır. Burada rahmetle anıyorum. Hem Demirel'i hem onu. Yani Erdal İnönü'yü tanımak lazımdı. Siyasete zorla girmiş bir adam. Fizik profesörü. Siyasetin iç kanamalarını bilmiyor. Ama önemli bir ilim adamı olarak işi her zaman sükunetle, barışla götüren değerli CHP için önemli bir kazanımdır. Herhalde Altan da aynı fikirdedir. O da hadiseleri soğukkanlıdır. Peki oradan bugüne bakarsak, şimdi şöyle bir sıralamaya, tarihsel bir gelişmeye bakıyorum da, biz siyasetin sizler neredeyse 70 yılına imza attınız. Bu 70 yıla dönüp baktığımızda, siyasette biz neleri değiştiremedik? Yani 1950'nin, 60'ın, 70'in tartışmalarına bakıyoruz. NATO, ortak pazar. NATO karşıtlığı, ortak pazar karşıtlığı. Veya işte pilav mı, plan mı tartışmaları. DPT'nin kurulup kurulmaması konuları. Ama daha sonra da bakıyoruz. Bu DPT kapatıldığında niye kapattık diye o gün pilav mı, plan mı diyenler eleştirinin yükseldiği bir döneme geliyoruz. Konjonktürel ayrılıklara mı tanıklık ederek ayrıştık? Yoksa temelde bir hatalı sürece mi tanıklık ettiğimiz için bugüne kadar hep bu ayrışmayı yaşadık? Şimdi müferit ayrışmalar olmuş olabilir. Ama bugüne kadar rastladığım en büyük ayrışma eski Türkiye, yeni Türkiye ayrışımıdır. Bunu kabul etmem mümkün değil. Yani eski İngiltere, yeni İngiltere'de olmadığı gibi, eski Fransa, yeni Fransa olmadığı gibi, eski Türkiye, yeni Türkiye kavramları arasındaki farkı anlamış değilim. Bana da kimse anlatmış değil. Türkiye bütün dönemler içerisinde bir arada yaşıyor. Çok kuvvetli bir devlet. Şöyle diyebiliriz, tamamlanmış bir cumhuriyet. 1920'de kurulmuş, 21'de kurulmuş, yaşamış. Bana sorarsanız yine, parlamento başkanlığı da yaptığım için söylüyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi bizim cumhuriyetimizin kurucusudur. Kurucumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ve o dönemde bugüne kadar da hep yeni Türkiye vardır. Yeni Türkiye. Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra yeni Türkiye. Eski Türkiye diye bir şey kabul etme mümkün değildir. Peki neden eski Türkiye, yeni Türkiye ayrımı? Bunun için milat ne anlatabilir sayıyor? Bana bir mantıklı, becerikli birisi çıksın. Yeni Türkiye ile eski Türkiye arasında ne fark var? Konsept farkı mı var? Ne farkı var? Bütün dalgalanmalar, bütün Türkiye'nin zamanları içerisinde oldu. İyilikler, kötülükler, yanlışlar, doğrular, Nebi Sorad'ın şeyler gibi. Her şey bizim o Türkiye'mizde oldu. Türkiye'miz bütündür. Türkiye'miz tektir. Zamanı da tektir. Osmanlı İmparatorluğu'nda başlayan dönemin hepsi Türkiye'dir. Yeni Türkiye'dir. Peki biz siyasette neyi değiştiremedik? Türkiye'de değişen hiçbir şey yok. Şimdi bu beraber siyaset yaptık, beraber geliyoruz. 70 senesini yaşamışız Türkiye'nin. İyi şeyler de oldu, iyi şeyler yapanlar da oldu. Kötülükler, kötü şeyler de oldu, yapanlar oldu. Ben bu yaştan sonra kimseyi kötülemek istemiyorum. Kimsenin hakkını da yemek istemiyorum. Çok iyi insanlar yetişti Türkiye'de. Değerli politikacılar yetişti. Değerli siyaset adamları, değerli yazarlar, değerli bilim adamları. O bir bütündür.
Türkiye Cumhuriyeti'nin şöyle bir bakarsanız zamanında kurulduğu zamanda kurulmuş devletlerden hiçbiri bugün yaşamıyor. Türkiye Cumhuriyeti son 100 yıl, ben 100 yıl diyorum, 1920'den itibaren 100 yıl, 100 yıl içinde toprak kazandı. 100 yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'ta devlet kurdu. Türkiye Cumhuriyeti'nden kimse toprak alamadı. Türkiye Cumhuriyeti güçlendi. Okuma yazma aranı %100'e çıktı. Tabii. Bundan güzel bir devlet olur mu? Bundan güzel bir cumhuriyet olur mu? Üstelik, değil mi? Bunu niye ikiye böleceğiz? Bunu niye üçe böleceğiz? Bölmek isteyenler, bölünmek isteyenler olabilir ama devleti kurmak zor, yaşatmak daha zordur. Devleti biz kurmuşuz, yaşatıyoruz. Kimse bu devletten ne bir toprak parçası koparabilir, ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarından bir şey zahir. Ve bugün ne konuşabiliyorsak burada, bu cumhuriyete borçluyuz. Bunu hep herhalde her şey hatırlamak lazım. Siz bu yeni Türkiye, eski Türkiye yorumuna ne diyorsunuz Sayın Cindoru? Pardon, yeni Türkiye, eski Türkiye'yi kabul edemem dedi Sayın Cindoruk. Siz ne dersiniz bu konuda? Şimdi tabii yanlış eski Türkiye, yeni Türkiye derken birinin devamı ama tabii Cumhuriyet dönemi bir inkılap, bir devrimle başlamış. Nasıl bir şey? Daha eskiyi bırakmış, çağdaş bir ülke olmaya yönelmiş. Yani evvelden ne var? Osmanlı İmparatorluğu, hilafet var ve babadan oğula geçen bir sistem var. Onun yerine başka ülkelerde olduğu gibi cumhuriyet geçmiş. Yani daha ileri bir noktaya gelmiş. Evet. Ve ana ilkesi de çağdaşlaşma. Çağdaşlaşma derken bu aynı zamanda teknolojik olarak da söz konusu. Aynı zamanda devlet yönetimi açısından da söz konusu. Her alanda, kültür, sanat alanında da. Ve bu gözümüzün önüne getirirsek film şeridi gibi baştan itibaren işte önce neyle başlıyor bu iş? Memleketi düşmandan kurtarmak. Birinci aşama kurtarılıyor. Ondan sonra yeni bir devlet kurulacak. Zamanın en çağdaş ülke rejimi alınarak oluyor. Başlıyor o iş. Ve giderek çağdaşlaşıyor. Yani cumhuriyeti aldı ama mesela birinci mecliste Türkiye'nin her tarafından insanlar var, seçilerek gelmişler. Bir şey eksik, kadın yok o mecliste. Başka birçok ülkede olduğu gibi, Fransa'da olduğu gibi, bilmem İsviçre'de yakın zamanlara kadar olduğu gibi, onu da tamamlıyor. Hem de herkesten ne çok zaman, önce tamamlıyor, efendim? Değil mi? Nasıl? Atatürk'ün farkı herkesten çok önce. Yani tabii, kadının toplumdaki kıymetini bu kadar erken, yani 100 yıl önce bu kadar erken fark eden ve bunun üzerine bu kadar söz söyleyip adım atan kaç lider var, değil mi? Tabii, şimdi önce medeni kanunla birlikte bakarsak, yani kadınlara erkeklerle eşitliğin sağlanması o şekilde mümkün oluyor. Bir nokta siyasete katılmasında eksiklik var. O da tamamlanıyor. Öteki mesleklere zaten yeni açılıyor. Ve bir Hüsamettin Bey'in de belirttiği gibi yani eğitim alanında müthiş bir reform yapılıyor. Yani ve %5 civarında tahmin edilir. Türkiye 1920'lerde okuma yazma oranı açısından şimdi hakikaten azalmış kalmamış gibi bir şeydir herhalde. Yani %90'ı falan aştığını 95. Hatırlıyorum. Bütün bunlar ne kadar zamanda yapılıyor? Yani şimdi 100 seneye varmadık. Eğer şeyi alırsak Sivas Kongresi'nden de başlayabilir bu. Çünkü o şeydir, savaştan kurtulma için. İşte 100 sene civarındaki bir dönem içinde Türkiye hakikaten Hüsamettin Bey'in de gene belirttiği gibi bir toprak kaybetmeden o zamanki sınırları içinde kalmayı başarıyor. Ne bahasına yapıyor bunu? Bir kere 15 milyon civarında nüfusu var iken İkinci Dünya Savaşı başlıyor. Bu savaşa girmeyen ülke bizim civarımızda yok. O şekilde, bu şekilde. İşte güneyimize bakarsak işte Irak İngilizlerin zaten himayesinde, o şekilde gidiyor. Suriye Fransızların himayesinde, onlar öyle. Ve öteki devletlerde ya işgal ediliyor ya bilmem değişik şekillerde savaşın içine giriyorlar. Girmeyen Avrupa'ya bakarsak bir tek vardır, İsviçre, İsveç, bizimki,
O Finlandiya falan harbe girmişlerdir. İspanya ve Portekiz ki orada ikisinde de daha önce zaten İspanya iç savaşı yaşamıştır. Yani onun dışında bir tek Türkiye girmemiştir. Bir tek kimsenin de burnu savaş yüzünden kanamamıştır. Bütün etrafımızdakilerde ise dünya kadar şey vardır, savaş. Biraz daha böyle bugüne doğru getirmek için şunu sormak istiyorum. Sizin hatta kitabınızdan bir ön sözle, ön sözden bir cümleyle. Diyorsunuz ki Öfkeli Yıllar kitabınızın ön sözünde. Bu kitabın başındaki bölümlerde yıl 1951. Ben 19 yaşındayım. Demokrasimiz 6 yaşında. Kitabın sonunda ikimizin de yaşları ilerleyecek. Demokrasimiz 10 yaşını dolduracak. Gelecek benim için de demokrasimiz için de umutlu görünüyor. Ama ikimizin de sorunları var. Siz siyasete başladığınızda en önemli meselelerden biri demokrasiydi, demokratikleşmeydi. Bugün hala işte bu hafta güncel siyaseti konuşurken demokrasi, demokratikleşme konuşuyoruz. Peki bizim demokrasiden o gün anladığımız şeyle bugün anladığımız şey aynı mı? Şimdi şöyle, aslında Türkiye'nin demokrasi tarihi 1900 yani şeyden de başlatabilirsiniz, 23'ten de başlatabilirsiniz. Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan da başlayabilirsiniz. Zaten hiçbir devlet bugün demokrasiye geçtim diye girmedi. Hepsi aşamalardan geçti. Mesela Fransız İhtilali'nin başlangıcı sayılır. Fransa'daki cumhuriyetleşmenin 5. cumhuriyet olmuştur. Yani krallığa bile dönmüş, yeniden tekrar gelmiştir. Diktatörlükler olmuştur, işgal altına girmiştir, şu bu. Bizimki tek cumhuriyet olarak devam edip gidiyor o zamandan bu zamana. Şimdi burada yani cumhuriyet olarak devam edip gidiyor, demokratikleşerek gidiyor. Çağdaşlaşıyor, işte okuma yazma falan derken bitiyor. İlk adımı da bunun ilk Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruluyor. Yani iki meclisi zaman var ama işte isyanlar derken tek partili rejim zamanı da var. Ve serbest fırka denemesi var ondan şey yapmak için. Hep demokrasiye doğru bir gidiş var. Ve tam daha böyle yaklaşmışken çok partili demokrasiye, İkinci Dünya Savaşı başlıyor. Tabii olmuyor o sırada ama biter bitmez 1945'te bitti savaş. O 8 Mayıs'ta bitti Avrupa'daki savaş. 19 Mayıs'ta o zaman Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ilan ediyor bunu fiilen. Yani biz harp zamanının şeyleri, zorunlu böyle tedbirleri vardı. Onlar kalkıyor. Kalktıktan sonra daha işte demokrasi olacak falan diyor. İhtiyatlı bir cümleler bunlar ama hemen geçiliyor buna. Ve o yılın işte 1946'nın başında Demokrat Parti kuruluyor. 1950'de de iktidar değişiyor ve tam demokrasi. Şimdi Hüsamettin Bey de ben de o demokrasinin ilk zamanlarını yaşadık. İşte biraz önce biz de konuştuk, gençler de böyleydi. Sevdik hepimiz demokrasiyi. Demokrat Parti de aslında muhalefetteyken verdiği sözleri tutmak için başlangıçta bir demokratik açılım yaptı. Mesela basın kanunu eski dönemden kalma, eskiydi, basını sıkıştıran bir kanundu. Onu gelir gelmez değiştirdi, ilk değiştirdiği kanunlardan bir tanesi. Bir genel af ilan etti. Ve Nazım Hikmet'in de hapisten çıktığı şeydir o, af kanunu. Yani demokratik açıdan da taraf şeyleri olan, olumlu tarafları olan bir kanundur. Ondan sonra da işte 52, 53 falan o dava açılmazdı basın mensuplarına. Ben gazeteciliğe başlamıştım 1950'de. Böyle karikatürler çıkar. Menderes'i, Bayar'ı falan gösteren, sempatik göstermeyen, iyice eleştiren karikatürler çıkar. Onlara da dokunulmazdı. Fakat zaman içinde 4-5 sene sonra biraz da tabii tecrübesizlik var, demokrasi tecrübesizliği var Türkiye'de. Orada da tahammül azaldı, iktidarda da. İşte muhalefet falan bir araya gelemediler. Mesela anlattı Hüsamettin Bey şeyde, zincir bozanda nasıl bir araya gelmişler. Hı hı. Onu o zaman yapabilseler çok daha iyi. Ama o ilk geçirirken demokrasi hep böyle şeyler oluyor. Sonra işte bu zamana kadar bakarsak demokrasiyi yaşadığımız zaman o kadar da eksik değil. Yani darbeler olmuş arada. Şunu hep görmek lazım. Türk milleti de çok sevdi bu demokrasi denilen şeyi.
O darbeler sırasında bile ilk gelen o darbeciler vallahi billahi hemen gideceğiz şunu yaptıktan sonra diye başladılar lafa. 27 Mayıs 1,5 sene değildir sürmesi. Biraz daha fazladır, 2,5-3 sene 1980'deki. Ve arada vardır, o öyle 2 sene sürdü sürmedi ve meclis açık kaldı o zaman 12 Mart döneminde. Halbuki mesela Yunanistan'da bir geliyordu askerler mesela 7-8 sene kalmadan gitmiyordu en son defa olduğu gibi, daha önce daha fazla gelmişlerdi. Yani bu bardağın dolu tarafında görmemiz lazım. Evet. Türkiye demokrasiyi mesela işte zamanında 1970'lerde 60'larda 70'lerde falan da yaşadı. 90'larda sonra bayağı 95'te sen şeyken, evet, meclis başkanıyken falan bayağı ciddi mecliste doğru düz çalışıyordu. Anayasa değişti, daha demokratikleşti, idam cezası kalktı büyük ölçüde. Epey bir maddesi, 27 maddesini değiştirmiştiniz diye hatırlıyorum, değil mi? Burada göstereceğim biraz sonra. Öyle mi? Evet. Öyle hatırlıyorum. Yani bardağın yarısından fazlası doludur demokrasi açısından. Evet. Fakat 2007'den itibaren işler değişti asıl. Yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi geldikten sonra 4-5 sene demokrasi içinde devam ettik. Yani bazı tartışmalar olmasına rağmen. Fakat 2007'den sonra demokrasiden ne kaldı ne kalmadı onu bir peki ayrı oradan buraya doğru önümde. Oradan buraya doğru baktığınızda o dönemde sağ sol çatışmaları, sağ sol ayrışmaları ve iki kutuplaşmayla karşı karşıyayken darbelerle karşılaştık ve yeniden bir döneme başladık ve o dönemin sizinle buluşturduğu ve o dönemde tekrar bir araya gelip uzlaştığınız bir dönemlere tanıklık ettik. Siz biraz önce dediniz ya, herhalde darbeler bizi buna akıllandırıyor dediniz. Evet. Peki bugüne bakarsak, bugünden o güne bakarsak, bugünkü kutuplaşmanın giderilmesinin yöntemi hangi formülle olmalı? Şimdi bu yeri Türkiye'de. Mümkün değil dercesine. Çok sihirli bir formül. Yok ortada. Şimdi burada günlük siyaset yapmak istemiyorum. Ben şunu yaşadım. 1951'de Demokrat Parti'ye girdim. Gençlik kollarına başkan seçildi bir sene sonra. Demek ki kaç sene olmuş? 70 sene. Evet. Aşağı yukarı. Bu 70 sene içinde akıllı iktidara rastlamadım. İktidarlar daima hata yaparlar. Akıllarını kullanmazlar. Ve sadece kendilerinin haklı olduklarını zannederler. O zaman onları yanlışa götürür. Demin bir şey söyledim. Kaybetmesini bilmezler. Bilmeyiz. Basıp gitmeyi, değişmeyi, yerimize yenilerinin gelmesi içimize sindirmeyiz. Hesap vermekten korkarız. Halbuki demokrasinin temeli hesap vermektir. Yaptıklarınızın hesabını vermek. Bugünkü iktidarda yapacağı bir tek şey var. 18 yıl iktidar. Türkiye'nin siyasi tarihinde en uzun iktidar dönemidir. Demokrat Parti'nin iktidar dönemi 10 sene. Süleyman Bey'in indir kaldır 12 sene. İntikal çıktı geldiğiyle. Cumhurbaşkanlığı kısmını saymazsınız. 7 kere gittim, 8 kere geldim. Ama şimdi ilk defa bir iktidar 18 sene bir teviye tek başına iktidar oldu. Bunun bir hesabını vermek zorunda. Nerede yanıldı? Nerede haklı çıktı? Hava meydanı yapmakla bir iktidar hesap vermez. Dünyanın en büyük hava meydanını yapsanız bu 18 yılın hesabını karşılamaz. Sosyal olarak ne yaptınız? Siyasal olarak ne yaptınız? Toplumda ne gerginlikler yarattınız? Ne barışlar elde ettiniz? Eğitimde ne yaptınız? Bütün bunları ortaya çıkarmak lazım. Bunları ortaya çıkardığı zaman bu hesabı verebilirse bu iktidar, o zaman bu iktidar kendisini yenileyebilir. Aksi takdirde her iktidar gibi değişmek zorunda. Demokratik yollarla. Ben şunu görüyorum bu iktidarın döneminde. Seçimlerle iktidarlar devleti üretmek için gelirler. Bu iktidar milleti üretmeye uğraştı. Milleti değiştirmeye uğraştı. Kindar nesil, dindar nesil sloganları attı. Eğitimde büyük değişimler yaptı. Ve
iki kere çok önemli hata yaptı. Anayasa Mahkemesi bu iktidarın rejim karşıtlığının odak noktası olduğunu bir kararla ortaya koydu. Ve o kararında da güzel bir şey yaptı. Partiyi kapatmadı. Bir başka şey oldu. 15 Temmuz'da ilk defa Yeniçeri isyanı oldu. Bunlar büyük hadiselerdir. Bunların bir hesabını vermek ve bunun hesabının sonucunda radikalleşmek, normalleşmek istemesi. Şimdi diyor, görüyorum hukuk reformu yapacağız diyor. Bir iktidar 18 sene sonra hukuk reformu yapacağım diyorsa o pişmanlık dilekçesidir. 18 senedir diye yapalım. Aynı zamanda bir itiraftır. 18 sene hukuk reformu yapmamışım, bugün yapıyorsan demek hukuk reformuna ihtiyaç duyucular bir dönem yaşamışız. Şimdi bugün ben avukat olarak ısrar duyuyorum bazı insanların hala hapishanede olmasına. Bir çok çarpıcı örneği meslek hayatımda ilk defa yaşadım, siyasi hayatımda da. Osman Kavala'yı mahkeme beraat ettirdi, değil mi? 3 kişilik bir ağır ceza mahkemesi. Cumhurbaşkanı beyanat verdi. Bir manevrayla bu arkadaşı, bu zatı tahliye etmeye kalkıştılar. Ve benim de bir dairem oldu. Hakimler, savcılar kurulu mahkeme hakkında takibata başladı. Yeryüzünde böyle bir şey olmaz. Bu demokraside olur mu? Bir mahkeme heyeti verdiği karardan ötürü istinafa gidilir. Yargıtay'a gidilir. Ama adliye vekili veya yüksek hakimler kurulu o mahkemenin kararından ötürü bir tahkikat yapmaya başlarsa orada hukuk bitmiştir. Yargı bağımsızlığı bitmiştir. Bir cumhurbaşkanı ne gibi bir idarede bulunabilir? Atatürk zamanında Ali Sahip Bey diye birisi Atatürk'e suikast girişiminde bulundu. Altan hatırlar. Mahkeme Ali Sahip Bey'i beraat ettirdi. Urfa milletvekili. Atatürk'e sormuşlar ne yapalım? Hiçbir şey. Laf bu. Hiçbir şey yapmayın. Nitekim o mahkemenin başkanı zamanla Yargıtay başsavcısı oldu. Mahkeme bağımsızlığı böyle saldı. Türk milleti adına karar veren İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala'yı beraat ettiriyor. Tahliye ediyor. Cumhurbaşkanı diyor ki talimatım oldu. Müdahilem oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda işe el koydu. Bir başka dava açtık, adamı içeri tutuyoruz. Bu Osman Kavala'ya yapılmış bir zulüm değil. Adalete karşı yapılmış bir kaba hareket, hatta itaatsizliktir. Yargı bağımsızlığı oldu. Öyle bir hadise ki bu, nitekim son zamanlarda Avrupa Birliği'nin bizim hakkımızdaki raporlarını okuyorum, en fazla bu noktaya dokunuyorlar. Avrupa Birliği ile Türkiye'nin arasında büyük bir uçurum çıktı ortaya. Özür dileyerek araya gireceğim çünkü sonrasında bunu daha eni konu konuşalım diye. Bir araya gidelim. Çünkü hem hukuk reformu hem söylediğiniz bu konu çok önemli. Altan Bey'in de siyasi tarihimizde de hukuk tarihimizde de yok. Altan Bey'in de fikrini almak istiyoruz, soracağız. Daha sonra bölmemek için bir araya gidelim ki daha detaylıca konuşalım. Kısa bir araya gideceğiz. Evet, olaylar ve görüşler devam ediyor. Stüdyomuzda değerli konuklarımız Hüsamettin Cindoruk ve Altan Öğmen var. Tam da reformlar konusuna gelmişti reklamdan önce. Oradan devam edelim istiyorum. Sizle kaldığımız yerden. Bugün reformları konuşuyoruz. Son birkaç haftada çok önemli gelişmeler oldu siyasette. Merkez Bankası Başkanı değişti. Ardından Hazine ve Maliye Bakanı değişti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuk reformu, ekonomide reform açıklamaları geldi. Bugün Avrupa Birliği ile ilgili önemli açıklamaları var. Bu hızlı değişimin sizce sebebi ne? 18 sene. 18 sene büyük bir demin söylediği gibi süreç. Yıpranmanın verdiği sıkıntı ve benim içinde bulunduğum pek çok partinin başına gelen geliyor. Bölünme, dağılma süreci. Şu ana kadar 3 parti çıktı benim gördüğüm iktidar partisinden. Otoriteye bir itiraz var. Bizim vaktiyle söylediğimiz bir şeyi ciddiye almadılar. Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, parlamenter rejim. Başkanlık rejiminin defoları, sıkıntıları, kişileştirilmesinden çıkacak sonuçlar bugün ortaya çıkmıştır. Bakınız,
Bakanlar Kurulu yok, başbakan yok. Fahrettin Koca başbakan gibi konuşuyor. Sağlık Kurulu da hükümet. O hale gelmiş. Cumhurbaşkanı her şeyin muhatabı. Cumhurbaşkanı her konuda konuşuyor, çıkıyor, konuşuyor, çıkıyor, konuşuyor, anlatıyor. Hatta pandemiden ötürü alınacak tedbirleri de o açıklıyor. Saat kaçtan kaça derinle. Cumhurbaşkanı genişletilmiş bir yorum yaptı, gitti, parti genel başkan oldu. Anayasa Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olacağını söylüyor ve tarafsız olduğu için de yemin ediyor Cumhurbaşkanı. O yemin metni bir normdur. Normlar geçerlidir. O yemine rağmen Cumhurbaşkanı parti üyesi kalabilir ama partinin genel başkanı olamaz. Abartılmış yorum bu sonucu getirmiştir. Şimdi reform dedikleri şey nedir? Ortaya koysunlar daha doğru dürüst konuşabilirim. Ama demin söylediğim gibi reforma ihtiyaç duyan siyasi hareketin evvela dönüp rejime bakması lazım. Parlamenter rejime dönülmesi koşulsuz şart. Çünkü Cumhuriyeti parlamento kurdu. Cumhuriyetin kuruluşundan evvel 1919'da başlayan Oltu Konferansı'yla 30 tane halk kongresi var. O halk kongresi içinde kimler yok? Tarikatçılar da var, şeyhler de var, subaylar da var, ittihatçılar da var, eşraf da var. Bir halk hareketi Türkiye Cumhuriyeti. O halk hareketi geliyor, süzülüyor, ne oluyor? Parlamentoyu kuruyor. Parlamento ilk önce meclis hükümeti kuruyor. Meclis hükümetinden sonra devletin anayasasını yapıyor. 21 anayasası, arkasından 24 anayasası. Türkiye Cumhuriyeti bir parlamenter rejimdir. Ve devletimiz bir parlamento devletidir. Bunun ötesindeki bütün sıkıntılar Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Ben şunu söylüyorum. Kılıç hakkıyla kurulmuştur bu devlet. Yani savaşı kazanmış olan Yüce Meclisimiz 1900. O hakkı kullanarak meclisi kurdu ve parlamentoyu rejimin başına getirdi. Peki bugün Cumhurbaşkanlığı sistemine geçirmek için içimizdeki hangi vatandaşın bir kılıç hakkı var? Bizden farklı büyük bir başarısı var. Ne yapmış? Hava meydanı yaptım diye, bu köprü yaptım diye, tünel yaptım diye rejim değiştirilir mi? Bunlar bayındırlık hizmetleri. Herkes yapacak. Devletin bütçesi var, parası var. O parayı belli istikametlerde kullanacaksın. Kimisi havacılık sektöründe kullanır, kimisi tarımda kullanır. Ama kullanılan paralardan, yapılan bayındırlık hizmetlerinden ötürü rejim değiştirme hakkımız yok. Rejimi değiştirdik, şimdi altında kaldık. Ben bunu söyledim diye bu arkadaşlar bana beyni sulanmış dediler. Ama beynim, bana dediler ki cevap vermeyecek misin? Ya, beynimin varlığını kabul ettikleri için teşekkür ediyorum dedim. Şimdi de görüyorsunuz ki beynimde sulanma yok. Ama rejimde bir sulanma var. Bu rejim tıkanmıştır. Bu rejim gitmez. Kişileştirilmiştir. Çünkü bu başkanlık sistemi de değildir. İşte Amerika bir başkanlık seçimi yaptı. Aslında bir Broadway şovu gibi yaptılar. Herkes Amerika'yı seyretti, dinledi. Amerika prestij kazandı. Kavgalar ettiler. Sonunda Ocak'ta bu bitecek. Amerika'da başkan oturacak. Ama bir şey unutuyoruz. Amerika başkanı seçerken iki tane de meclis seçti. Bir senato seçti, bir temsilciler meclisi. Bizde var mı bunlar? Meclisin bütün hakları elinden alınmıştır. Mecliste soruşturma, görüşme hiç duydunuz mu? Parlamento karantinaya alınmıştır. Mecliste bir bakanlar kurulu var diyorlar. Şimdi bir özenti çıktı. Boşluk çıktı çünkü bakanlar kurulu boşluğu. Bakanlar kurulu toplandı. Hangi bakanlar kurulu? Başbakan kim? Fahrettin Koca. Bakanlar değerli insanlar olabilir. Bir kısmını tanıyorum. Ama bu bakanlar kurulu değildir. Bu şahsileştirilmiş başkanlık sistemi dünyada sadece Afrika ülkelerinde var. Bu yürümez dedik. Yine söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. Başkanlık sistemi Türkiye'de yürümez bu şekliyle. Bu başkanlık sistemi değil. Parlamentoyu hacir altına almışsınız. Parlamentoda 600 kişi olsa ne olacak, 500 kişi olsa ne olacak. Ben meclis başkanı yaptım. 600 kişiye mecliste iş yoktur milletvekilleri. Lokantada yemek yerler. Ama açıkça söylüyorum, bu parlamento işlevini yitirmiş gözüküyor. Parlamentonun tekelinde olan
yasa koyuşu, norm koyuşunu Cumhurbaşkanı ile paylaştırdınız, tekelini kırdınız Fahrettin. Tekelliğini kırdınız. Cumhuriyet'in kurucu unsurlarını ortadan kaldırdınız. Ne reform yapacaksın? Şimdi iki tane demokrasinin direği var. Birincisi yazılı kurallar, ikincisi yazılı olduğu için ortaya çıkmış olan kurumlardır. Onların hepsini ortadan kaldırmışsınız. Ne devlet planlama kalmış, ne iktisadi konseye kalmış. Elinizde sadece ve sadece bir tek Cumhurbaşkanlığı statüsü var. O statüyle götürüyorsunuz. Cumhurbaşkanı yardımcısı kaynağı kim? Meşruiyeti Cumhurbaşkanı'ndan alıyor. Bakanlar kimden alıyor? Cumhurbaşkanı'ndan alıyor. E bakanlar meclise inebiliyorlar mı? Hayır. Locada oturuyorlar. Diplomatik personelin yanında oturuyorlar. Mecliste sözlü soru sorma imkanı kalktıktan sonra bırakımı kalır mı? Ne denetim kaldı, ne gözetim kaldı. Rejim sallanıyor. Bunu görmek lazım. Ne reform yapacaksınız? Yargı reformu diyorsunuz. Demin anlattığım örnekten sonra yargı reformu olur mu? Bir demokraside Merkez Bankası Başkanı çok önemli bir şey. Sözümüzü dinlemiyordu, görevden aldık diyorsunuz. Tek parti döneminde Selahattin Çam diye bir Merkez Bankası Başkanı var. 15 sene Merkez Bankası Başkanlığı yaptı. Demokrat Parti onu değiştirmedi. Merkez Bankası Başkanı'nın sözü dinlemedi de görevden alırsanız, Osman Kavala'yı tahliye eden hakimleri sağa sola dağıtırsanız, haklarında tahkikat açarsanız, istediğiniz yargı reformunu yapınız. O yargı reformu değil, yargıyı sadece sulandırmak olur. Türkiye'yi temelinden sarsan rejim, başkanlık rejimidir. Altını çizerek söylüyorum, tecrübeme dayanarak söylüyorum. Benim bu 88 yaşında ne talebim olabilir? Görgülerimi söylüyorum. Evet. Kanıtlarımı da siyasi tarihten veriyorum. Parlamenter tarihten veriyorum. Bütün milletvekillerine tavsiyem şu. Benim zamanımda basılmış parlamenter tarihi var. Açıp okusunlar. Türkiye Cumhuriyeti bu kadar sahipsiz olabilir mi? Bir şey söylediniz bu arada dikkatimi çekti. Partilerdeki bölünmeden söz ettiniz. Efendim? Partilerdeki bölünmeden, evet. Ayrışmadan söz ettiniz. Ve her ikinizin de o dönemde partilerinizdeki ayrışmaya bizzat tanıklık edenlersiniz. Hatta siz Doğru Yol Partisi'nden ayrıldınız. Evet. Şimdi o günden bugüne baktığınızda bugün de partilerden ayrılmalar ve yeni partilerin kurulmasına tanıklık ediyoruz. Bu demokrasi için bir zenginlik olarak mı görürsünüz? Yoksa bir bütünün parçalanmasını o yönetim erklerindeki bir zafiyetin ortaya çıkması olarak mı değerlendiriyorsunuz? Tabii bir zafiyettir. Devrinin son zamanlarda söylediği bir şey var. Ben Demokratik Parti'nin doğmasına bir müsaade etmeyecektim. Arkadaşlarımla barışacaktım. Bir şeyi reddettiler diye kendilerine mesafe koymayacaktım. Benim yaptığım o hata Türkiye'yi bugünkü iktidara getirdi koydu. Bu iktidarla da devrilirle beraber tabii söyledikleri şeyler var. Vefat ettiği için ifade etmek istemiyorum. Ama devrilin büyük korkusu bu iktidarı bugünkü sonucudur. Bunu görüyordu. Ama bunun sebebi de benim bir yaptığım o hatadır. Yani yığınakta yaptığım hatadır diyordu. Keşke o arkadaşlarla barışsaydım, Demokratik Parti ortaya çıkmasaydı. Demokratik Parti'nin 71 seçimde aldığı %12 oy Adalet Partisi iktidarda son verdi. Ondan sonra da biz merkezi bir siyaseti, liberal siyaseti ortaya oturtamadık. Çok uğraşmamıza rağmen. Sonrasında da sizin Doğru Yol Partisi'nden ayrılışınız var. İhraç ettiler beni. Evet. Şimdi benim sıkıntım şahsi mesele değil. Demokrasinin vicdanı olmaya çalışıyoruz. Özgürlüklerin vicdanı olmaya çalıştık. İnsan haklarının vicdanı olmaya çalıştık. Bunları yapabilmek için de güçlü partilere ihtiyacımız var. Bakınız demin söylediğim gibi bu iktidarın şimdi döndüğü, gelmek istediği nokta bir değişim noktasıdır. 18 sene evvel ortaya çıkardıkları düşünceleri bugün saymak istemiyorum söylediklerini. Her gün gazetelerde çıkıyor. Hiçbirini gerçekleştiremediler. Laiklikten bir sıkıntısı oldu mu Türkiye'nin? Oldu. Ama laiklik değişti mi? Cumhuriyetin ideolojisi laikliktir. Atatürk diyor ki Celal Bayar'a, İran Şahı başaramayacak.
bizim de devrimlerimizin hepsini taklit etti ama laikliği taklit edemedi. Hakikaten dediği gibi İran bugün hala laiklik sıkıntısını çekiyor ve bugün İran hala her alanda sıkıntılar içinde yaşıyor. Laiklik Türkiye'nin kurtarıcısıdır, kurtuluşudur ve laiklikten vazgeçmek için parti kuralların bugünkü sıkıntıları hukuk reformuyla aşılamaz. Altan Bey, sizin bu reform açıklamaları ile ilgili değerlendirmeniz nedir? Bir de bu başından beri konuştuklarımıza bakıyorum da sizce sağ ve sol karşıtlığının yerini kültürel bir savaş mı aldı? Yani farklı yaşam biçimlerinin, değil mi, farklı düşünce şekillerinin yani, karşıtlığı mı aldı? Hem dünyada hem Türkiye'de. Şimdi bir milliyetçilik akımıyla karşılaşıyoruz. Bir tarafta milliyetçilik akımının getirdiği bir etniste karşıtlığı, göçmen karşıtlığı var. Değil mi? Öbür tarafa tabii da bakıyoruz. Çevre duyarlılığı var. Çevre duyarlılığı, LGBT hakkı, kadın var, hakkı gibi bir demokrat açılımlar var. Yani geçmişin o kutuplu iki tarafı, sağ solun yerini bugün başka bir şey mi aldı? Kültür, yaşam biçimi savaşı yani gibi. Yeni bir kültürel ayrılık mı aldı? Yani dünya bütün dünya açısından. Hem dünya hem Türkiye bir benzerlikleri oluyor çünkü. Şimdi tabii zaman zaman mesela otoriter rejim meraklıları ortaya çıkıyor. Avrupa'da da var bu. Polonya, Macaristan da örnekleri var. İşte hatta Amerika'da işte kaybetmiş seçimi hala bilmem ben kazanmıştım falan iddiasında bulunan, yani gülünç derecede artık o iddiada bulunan şeyler de var. Fakat bunlar aslında gelip geçer. İşte Amerika'da bitti herhalde Trump dönemi. Biz kendimize bakarsak, kendi içimizde bu dünyanın şeyinden müstakil olarak başka örneği yok Türkiye'de olan bitenin. Yani şu memleketteki gelişmeler benziyor Türkiye'ye denilemez. Yani bu rejim, demokratik rejim olarak hala olduğu iddia edilen bu rejim hangi demokratik ülkede var? Yani dünyadaki demokratik ülkeler belli. Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu, bir kısmında böyle sallantılar vardır. Dünyadaki ülke, işte başkanlık sistemi de olsa, başkanlık sistemlerinden de herhangi birisinde benzer tarafı var mı bunun? Yani belirtin işte, şeyde senatosu var, bilmem temsilciler meclisi var. O başkan istediğini yapamıyor. Gerekirse alıyor onu o senato, kongre yerinden de edebiliyor. Örnekleri görülmüş. Bir denetim var. Türkiye'de ne var denetim diye bir şey? Bir tek denetici var Türkiye'de. Denetici aynı zamanda yönetici, aynı zamanda da kanun çıkarıcı. Bu besbelli bir şey. Neye benziyor diye düşününce biraz padişahlık sistemine özenti olduğu anlaşılıyor. Babadan oğula geçmesi aşamasına kadar değil ama bütün dikkat edilirse bütün törenlerde işte devlet yapısı açısından, dinin kullanılması açısından örnekler ona benziyor. Ama bu rejimin mutlaka normal demokratik rejim haline gelmesi lazım. Yani Türkiye'nin birinci meselesi bu ve başka çaresi de yok. Gelecek, bunun içinden çıkılmaz çünkü. Bu ha deyince olan bir şey mi? Nasıl olur? Bir söylem değişikliğiyle kolayca yapılabilir bir şey mi? Elbette şimdi bunun şeyine bakmak lazım, çaresine bakmak lazım. Çaresi şu, öteki partiler bir ilk hedefler üzerinde anlaşacaklar. Türkiye'de bu yapıldı bu. Yani demokrasinin yeniden teessüsü diye bir şey. Gelecekler ve bunu seçmene böyle giderek bu işi koyacaklar ortaya. Ve gelen iktidar bir koalisyon hükümeti olacak yahut işte neyse ittifak. Koalisyon çok kötüydü falan diyorlardı. İttifakla koalisyon arasında yani işte aynı anlama gelen bir şey zaten. Bunu sağlayacak şekilde bir seçime gitmek lazım. Ve bunun değişmesi lazım. Seçim deyince yeni bir yapı da ortaya çıktı. Bir ittifaklar süreci karşımıza çıktı. Daha önceden partilerin bireysel mücadeleleri vardı. Şimdi yeniden bir ittifak mücadeleleri çıktı. Şimdi %10 baraj diye bir şey var. Bu evvelden yoktu böyle bir şey. Başka dünyanın demokratik ülkelerinden hiçbirinde de böyle bir şey yok. Yani en yüksek Almanya'dadır. %5 bilinen demokratik ülkeler arasında. O %5 de başka türlü aşılabilir. İki türlü oy kullanır orada seçmen.
Bir mahalle... Benim geldiğim nokta oradan onun daha nasıl? Ötesinde %4'de bir durum. Efendim? Benim gelmek istediğim daha ötesinde bir durum. Yani onun %10'u aşmasından daha çok siyasal açıdan baktığımızda ittifaklar bir kutuplaşma sürecinin kaldırılması için iyi bir zemin olarak görülebilir mi? Veya ittifaklar bugün baktığımızda iki kutuplu yapıyı daha farklı bir yere taşıdığına tanıklık edebilir miyiz? Yani ittifak süreçleri önümüzdeki dönemde partilerin bireyselliğini ortadan kaldırır mı? Yoksa yani Özal'ın bir zamanlar 2,5 parti dediğimiz bir yapıya doğru mu götürür? Yoksa daha zenginleşmiş, daha belirli konularda uzlaşmış kişileri bir araya getiren yeni bir demokratik açılıma mı yol açar? Şimdi önce şu %10 baraj üzerinde biraz duralım. O birden geçilecek bir şey değil. Çünkü bugün bizim başımıza gelen Türkiye olarak %10 barajdır. 2002'de bakılırsa oylara %34 civarında oyla gelmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara ve öteki partilerin hepsi barajın altında kalmıştır. Hiç temsil edilememiştir. Bir tek Cumhuriyet Halk Partisi kalmıştır. İkili bir şey gibi. Şimdi öbür oylar ne oldu? %45 civarında oy havaya gitti. Yani evvelden barajsız dönemde ya hatta Milli Bakiye vardı orada. Ne kadar oy aldıysa partiler o ölçüde milletvekili sokarlardı. Mesela Türkiye'de Türkiye İşçi Partisi kazanmıştır. %3 oy almıştır. Parlamentonun %3'ündeki milletvekilini çıkarmıştır. Milli Bakiye sistemiyle. Yani bu neyi sağlar? Türkiye'de mevcut olan eğilimlerin hepsinin mecliste temsil edilmesini sağlar. İken şimdi iki partiye düşmüş ve öteki partilerin oyları da yok olmuştur. Temsil edilmemişlerdir. Şimdi bundan sonra bu tabii arttı. %34 falan derken bu tekli hükümet bugünkü noktaya geldi. Ve gelirken neler oldu onu da düşünmek lazım. Bir Ergenekon davası, Balyoz davası falan diye bir süreçten geçtik. Şimdi bugün gördüğümüz mesela Osman Kavala'nın başına gelen hadise o zaman da birçok kimsenin askeriyle, siviliyle, basınıyla başına geldi. 3 sene, 5 sene, 6 sene içeride iddianamesi de büyük kısmının alınmamış. Yani tekemmül etmediği halde hatta ama itse bile 5-6 sene karar olmadan yattılar içeride. Bir kısmı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildiler. Evvelden o isnat edilen suçun karşılığı idamdı. Eğer o idam kalsaydı bugün yüzlerce insanın idam edilmiş olması mümkündü. Ezbaya dönerdi Türkiye. Ve sonra şu anlaşıldı. Ne oldu? Sahte delillerle bir kısmının apaçık sahteliği de ispat edilerek içeride tutuldukları. Siz de birlikte anlaşıldı. Gidip orada Silivri önünde bir hatta nöbet bir tutmuşluğunuz var değil mi? Ha biz tabii o var. Bir tanesi şurada var. Şimdi orada görüyorum arkadaşlar. Evet. Biz ikimiz gittik orada nöbet bekledik. Silivri hapishanesinin önünde. Silivri hapishanesinin üstünde bir şey var. Bir lavha diyor. İnfaz hapishanesi. Kurumu. İnfaz nedir? Ha şurada galiba. Ceza infaz kurumları. Silivri ceza infaz kurumları kampüsü. Kampüs infaz kurulu diyor. İçeridekilerin büyük bir kısmı tutuklu o sırada. İnfaz için ceza lazım değil mi? Ceza infaz edilir. Kesirleşmiş olmasınız. Bunlar tutukluluğu da ceza haline getirdiler bu sistemle. Ve bu insanlar da ne oldu? Pardon dediler. Bilmem bir tazminat mazminat davaları falan sürüyor mu ne oluyor? Terfi edememek yüzünden mesleklerinden olan insanlar var. Orada ölenler var. Hastayken hastaneye gitmesin diye orada alıkonanlar var. Onları daha hastaneye sokmak üzerine hastaneye gelmeleri lazım diye rapor veren doktorların cezalandırılması var. Yani Türkiye'de bizim Hüsamettin Bey'le beraber gördüğümüz zamanlarda hiç görmediğimiz şeyler oldu. Hatırlıyor musunuz hep böyle bir şey? Şimdi basın mensupları içeri giriyor. Giriyor bizim zamanımızda Demokrat Parti Hayır. zamanında dahil bir kimse önce mahkum olurdu.
o mahkumiyet kararına itiraz edilirdi. Eğer Yargıtay tasdik ederse ve hüküm eski deyimle kaziye-i muhkeme haline gelirse, yani kesinleşmiş hüküm haline gelirse, ancak o zaman adamın evine telefon edilirdi, gazetecinin. Sizin hakkınızda biliyorsunuz işte Yargıtay karar verdi. Karar çıktı. Ne zaman işte gelirsiniz, yarın mı, öbür gün mü, perşembe günü mü falan diye. Örnekleri vardır bunun. Ancak ondan sonra hapse sokulurdu gazeteci. Gazetecinin zaten niye tutukluk niye vardır? Ya delilleri karartacak adam yahut da kaçacak. Gazetecinin delilleri karartması imkanı var mı? Siz gazetecilik yapıyorsunuz. Ya burada konuşulurken bir banda alınır yahut gazeteye yazarsınız. Onun şeyi vardır zaten her yerde. Delilleri karartma imkanı yok. Gazeteciye uygulanamaz bu. Kaçma ihtimali de çok zayıf. Çünkü herkes tanır. Yani siz ikiniz de çıksanız bilmem Türkiye'den kaçmaya, yani şey diye farz-ı muhal diyorum. Tanınırsınız. Hemen şeyde yakalanırsınız. Yani böyle bir şeyle bu insanlar 3 sene, 5 sene, 6 sene en son işte sadece şey yok. HADEP başkanı Selahattin evet, Bey. Sayın Bülent Arınç Habertürk ekranındaydı 2 gün önce ve bu konuda da açıklamaları. Kim? Bülent Arınç'ın açıklamaları, evet, Habertürk'teki açıklamalarını 2 gündür konuşuyoruz. Evet. Aynı zamanda buluştular. Yani Sayın Arınç'la sizin aynı zeminde buluştuğunuzu görüyorum ben şimdi. Hukukçu olarak, avukat olarak aynı zeminde. Yani, o da söylemiş. Evet. Zaten yani bunlar da gösteriyor artık tahammül azalıyor tabii. Yani bazı parti kurmaya başladılar işte şeyler, Adalet ve Kalkınma Partisi içindekiler. Onlara da kızılıyor. Böyle bir şey yok ki partiden ayrılmak. Yani tabii bir şey değil diye bakabilirsin, şu olabilir bu olabilir ama eğer parti, girdiğiniz parti olmaktan çıkmış başka bir parti olmaya doğru yöneliyorsa o insanlar ayrılır da ayrı parti kurarlar. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Bunları hain diye ilan etmenin falan alemi yok. Peki Osman Kavala'nın, Selahattin Demirtaş'ın bugün tahliye olması bu açıklamaların ardından, bu reform açıklamalarının ardından örneğin neyi değiştirir ya da bir şey değiştirir mi? Bir kere büyük bir haksızlığı önler. Yani onu ortadan kaldırır en başta ilk olarak. Ama bir tanesine şimdi sadece şey, Selahattin Demirtaş değil ki orada şeyden birçok HADEP'ten birçok kimse içeride bir dava başlamıştı. Ben bir ara listesini çıkartayım dedim. Kaç kişi acaba içeride diye. Kocaman böyle sayfalarca liste gelmişti. Şimdi ne safhada bilmiyorum. Ama onların da büyük kısmında şey yok. Yani böyle kesinleşmiş hüküm falan yok. Hala öyle devam ediyorlar. Bir de kayyum diye bir şey çıkardılar. Bu kayyum lafı ancak işte adam bir belirli sebepten ayrılır yahut işte kendisini idare edemeyecek durumda kalır. Onu şey yapmak için bir yerine kimse tayin edilirdi. Şimdi kayyumlar idare ediyor, seçilmiş kimselerin yerine giriyor. Şunu görmüyor yani muyuz? Olmayacak ama şeyler bu, saymakla bitmez tabii. Şunu görmüyor muyuz? Yargı sistemi 1980 sonrasından bugüne kadar sürekli tartışıla geliyor. Bu yargı sistemi bu kadar tartışılır kılan siyasetin yargı üzerindeki tahakkümü müdür? Yoksa yargının siyasetten aldığı güçle kendi başına hareketinin bir sonucu mudur? Kuvvetler ayrılığı kalkmıştır ortadan. Demin örneklerini verdim. Yani yönetim söylemek istemiyor insan, üzülüyor. 70 senelik hukukçu olarak çok üzülüyorum. Yargı yürütmeyle birleşmiştir. Bağımsız bir yargı yok. Şimdi şu çok çarpıcı bir örnek, Enis Berberoğlu hadisesi. Enis Berberoğlu hadisesi çok tarihi ve vahim bir hadise. Enis Berberoğlu şu an hükmü, hakkında hüküm infaz ediliyor. Sadece ve sadece bu salgın hastalık yüzünden izinli. Yoksa hapishanede. Tabii. Açık cezaevinde bizim hukukçu tabiriyle müddetnamesi kesilmiş, infazı devam ediyor. Buna mukabil Anayasa Mahkemesi de diyor ki bu adam seçilmiştir, teşrifat sünnet kazanmış, dokunulmazlık kazanmıştır ve milletvekilidir. Şimdi bu
vahip durum şu. Bir milletvekili bugün infaz ediliyor. Ve bu milletvekilinin hapishaneden çıkmış olması bu vahameti önlüyor. Hadisenin temelinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tam bir hakaret var. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesini koruyamıyor. Bugünkü meclis başkanı da bana pratisyen avukat diyor, hukukçu diyor. Ben kabul ediyorum. Pratisyen ama akılcı ve insaflı ve demokrat bir hukukçu olmak. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi üyesini haklarını koruyamıyor. Anayasa Mahkemesi norm diyor şeyi geliştirdi. İlkelerini takip ettik. Nasıl diyor kanunların iptalinde son normu biz koyuyorsak dokunulmazlık konusunda biz koyuyoruz. Anayasa Mahkemesi çok güzel bir karar vermiş. Bugüne kadar yaptığı kararların içinde en güzellerdi. Oturup bunu düzeltemiyor. Ben meclis başkanı olsam iki maddelik bir kanunla meclisten bu işi hallederim. Parlamento kanun yapıyor da kendi milletvekilinin dokunulmazlığı Anayasa Mahkemesi'nden kabul edilmişse iki maddelik bir kanunu çıkaramam. Adalet Bakanı bu gelen reform paketinin içerisinde o olacağını söyledi. Reform paketine lüzum yok. Bu reform da dışında bir hadise. Bu parlamentonun kendisinin itibarı. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nde kararda diyor ki bu dokunulmazlık sadece milletvekiline mahsus değil diyor. Parlamento dokunulmazlıdır. Parlamento da ihtar ediyor. Sen bunu takip et. Parlamento şimdi Ağır Ceza Mahkemesi kararını takip ediyor. Parlamento Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla bağlı değil ki. Her türlü anayasa değişikliği yapabilen parlamento kendi milletvekili hakkını koruyamıyorsa o parlamento parlamenter rejim içinde olabilir mi? Demokratik rejim içinde olabilir mi? Şimdi ben buna rağmen bu iktidarın böyle bir reform ihtiyacını hissetmiş olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Neden karşılıyorum? Çünkü geçmişte bunlar, bu arkadaşlar rejimi değiştirebilecekleri ama demin söylediği gibi lensizmden uzaklaşarak değiştirebileceklerini söylüyorlardı. İdeologları da kimi dediği Fazıl Kısakürek. Bu oyuna üstadın dediği gibi diyorlardı. Üstad buyurduğu gibi falan. Şimdi ben size bir belge okuyacağım. O belgeye geçmeden, çok özür diliyorum sonra bölmemek için. Aha. Bir araya gidelim, o belgeyle devam edelim. Evet. Aradan sonra araya gidiyoruz. Evet, olaylar ve görüşlere devam ediyoruz. Hemen kaldığımız yerden reklamın öncesinde siz de duydunuz. Hüsamettin Cindoruk tam yargı sistemini konuşurken size bir belge okuyayım dedi. Ben araya girdim. Oradan devam edelim isterseniz. Şimdi demin dedim ki bu iktidarın reform ihtiyacını, değişim ihtiyacı duymasından memnuniyet duyuyorum. Sebebi şu, siyasi hayata başladıkları günden itibaren Erbakan'dan ayrılarak, milli giriş gömleğini çıkararak Türkiye'de yeni bir siyasi düzen kuracaklarını ve dine eğilimli bir siyasi düzen kuracaklarını. Hatta ben ona şöyle derim, bugünkü iktidar partisi siyasi partiler kanununa göre örgütlenmiş bir cemaattir. O cemaatin de ideologu kimdir? Necip Fazıl Kısakürek. Dikkat ederseniz hep üstadın dediği gibi diyordu. Hem Sayın Cumhurbaşkanı o zamanlar hem de geçen gün baktım Numan Kurtulmuş da üstadın dediği gibi diyor. Şimdi ben yasada da avukatlık yaptığım için hadiselere şahidim. Necip Fazıl Kısakürek'i de çok iyi tanıyorum. Babamcı hapishanesine de girdi çıktı yaptık. O çıktı ben girdim. Kapıda karşılaştık. Altan'ın da benim de tanıdığımız bir adamdır. Ayrıca Büyük Doğu Gazetesi'ni o zaman biz alır okurduk. Biz de okurduk. Şimdi Yassıada'da örtülü delik davasında 140 bin lira para almış. Onu şahit diye getirdiler. Yeminli ifadesinin verilmesi sırasında başolda aralarında şöyle bir şey geçiyor. 1 Aralık 60 günü. Ben de oradaydım, seyrettim. Başol soruyor. İdealiniz nedir? Formüle edin. Yani idealin neyse formüle et diyor. Şahit Necip Fazıl Kısakürek. İdealimi arz edeyim. Garbın bütün müspet bilgilerine, Rönesans'ın anlayışı içinde olmak ve şarkın ruhunu aynen muhafaza etmek, bu inanca sahip olmak,
dinin paklığını, safvetini, asaretini garbın büyük kafasında tekabül ettirmek ve bunu tatbik, ruha tatbik etmek. Şimdi karmaşık bir ifade. Başol da dedi ki bir şey anlaşılmıyor burada. Tasih etti, Rönesans'a bağlılığını söylüyor. Rönesans'ın en büyük özelliği ve sonucu nedir? Laiklik. Ve Allah rahmet eylesin, Necip Fazıl Kısakürek laikliğe karşı değil. Ne diyor? Siyasi parti lideri olarak kendisinden istifade etmek isteyenlere Rönesans anlayışıyla garbın büyük kafasıyla birlikte bir sentez yapacak. Bu sentezden Allah aşkına bir devlet pratiği çıkar mı? Bir devlet teoriyi çıkar mı? Çıkmadığı için zaten bugün reform ihtiyacıyla karşı karşıyalar. Necip Fazıl Kısakürek hepimizin tanıdığı, Ankara'da sık sık rastladığımız fenomen bir tipti. Bir gün at yarışları oynardı, bir gün başka bir şey yapardı. Türkiye'nin en iyi şairlerinden biri. O tamam. Kaldırımlar şiiri unutamazsınız. Parmaksız Salih diye çok güzel bir tiyatro oyunu var. Ama bir ideolog değil. Siz Necip Fazıl'ın peşine takılıp da koskoca Cumhuriyet'in rejimini değiştirmeye kalkışırsanız bugün reform ihtiyacıyla karşı karşıya kalırsınız. Bu belgeyi bütün aydınlarımızın okumasını tavsiye ederim. Necip Fazıl'ın aklıyla, kendisinin formüle ettiği idealiyle Türkiye Cumhuriyeti bu noktaya geldi. Şimdi bundan dönmüş olmalarını hayra arabet sayıyorum. Bunun için ifade ettim. Evet. Buradan baktığınız... Bana inanmayanlar, zabıtlar var. Zabıtları açsınlar, okusunlar. Şimdi bu Necip Fazıl Kısakürek hakikaten şair olarak çok güzel şiirleri falan olan bir kimse. Fakat din siyaseti yahut dinle siyaset konusundaki fikirleri hem Büyük Doğu dergisinde açıklanmıştır açık açık, hem de birçok kitapta, kendi kitapları sonradan yayınlandığı için görülmüştür. Hakikaten yani böyle görüşler derken nasıl bir cemiyet kurulması gerekir, orada böyle madde madde yazmıştır. Şimdi hatırımda olanlardan bir iki misal vereyim. Baş yücelik emirleri diye böyle Büyük Doğu'da yazardı. Basın hürriyeti. İşte İslam iktidar oluştuğu zaman, bizim iktidar oluştuğu zaman neyse, bugünkü anlamda matbuat hürriyeti diye bir şey kalmayacaktır. Aynen böyle. Her şey işte baş yüceliğin bilmem ne kontrolü altından gelecektir. Bütün kitaplar işte onun gene kontrolü altından gelecektir falan. Heykel ancak şu şartlar altında şeydir. Kadın şeyi falan. Böyle bir takım şeyler, ifadeler vardır. Ve şey sözü onundur. Gençliğe hitabeler yapmıştır. Atatürk'te gençliğe hitabesi var ya. O gençliğe hitabesinde böyle bir gençlik olacaksınız ki, yahut isterim ki, istiyorum ki, dinine, kinine sahip olan, kin lafı, oradadır. Buna benzer şeyleri bugün Sayın Cumhurbaşkanı atıfta bulunur. Onun da böyle kin lafını kullanıyor mu hatırlamıyorum ama yok, var. Kin de var galiba. Dinine, kinine sahip olmak. Bunları tekrar eder bir kısmını. Ve yani kinine sahip olmak, ben o açıdan çok ilginç bulurum bunu. Daha birçok şey var bunun içinde. Basın özgürlüğü, öyle işte kadın hakları, şunlar bunlar. Yani değişik bir devlet idaresi önerir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bazı şeyleri de alt alta konulduğu zaman ona tabii zaten saygı duyuyor. Fikirlerini de benimsemiş görünüyor. Bir de ikinci bir şey, Mehmet Akif duyar, hayranlık da duyar. Mehmet Akif de zamanının çok önemli şairlerinden bir tanesidir. Onun da bazı şeyleri alır. Mesela dış politika açısından, Türk Arapsız yaşamaz, kim ki yaşar der delidir. Arap'ın Türk ise hem sağ kolu hem sağ elidir. Bu Mehmet Akif'in şiiridir. O zaman İttihatçılarla beraber olduğu için Arapların Osmanlı'ya karşı işte taleplerde bulunmasını önlemek üzere
İşte bu iki ırk birbirine şeydir, yakındır. İki cemaat. Ondan sonra aman ayrılmasınlar Araplar falan diye bir şeyler yazmış. Fakat bunun gibi mısralar da var içinde. Bunu da dış politika unsurlarından bir tanesiymiş gibi söylemiştir. Şimdi bir şey daha eklemek istiyorum bu konuda. Bu yani buradan yeni adalet reformu falan yapılacak. Şimdi bu da bir yanlışlığın ifadesi, itirafı anlamına gelir aslında. Evet. Şimdi 18 seneden beri şeyde olan, iktidarda olan bir şey, bütün bu yargı sistemi hem anayasa değişiklikleriyle hem yasa değişiklikleriyle hem kararnameler falan getirilerek bu hale nasıl gelmiştir? Bugünkü iktidarın şeyi olarak, eseri olarak gelmiştir. Şimdi bu da yanlış. Fethullah Hoca Efendi denildi o zaman. Şimdi FETÖ denildiği zaman onun mektepleri şunları bunları falan derken iktidarın içine girip teşkilatlanması ne zaman olmuştur? O teşkilatın başındaki kimseler bugünkülerdir. Yani o zaman işte emniyete memur tayin edenler bir İçişleri Bakanı'na bağlıydılar. Bugünkü iktidarın İçişleri Bakanı'ydı o. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bugünkü iktidar tarafından oluşturuluyordu. O gelen hakimler bugün ortada yoklar. FETÖ hakimi olarak dünyanın çeşitli yerlerine gittiler. Onlar da öyle. Bu da bir hataydı. Bu hatayı da kendisi de Sayın Cumhurbaşkanı belirtmiştir. O zaman başbakan sıfatıyla hatta özür diler gibi kandırıldık demiştir yani açıkça. Bir de şeyden milli eğitimden şikayet var. Milli eğitimi mutlaka işte yeniden reforme etmek lazımdır falan. 14 defa değişiklik yapıldı. Onu da gene bu iktidarın Milli Eğitim Bakanları yapmıştır. Şimdi nereye bakarsanız Merkez Bankası işte faiz kötüdür bilmem faiz olma şey indirilirse enflasyon da olmaz her şey daha iyi olur derken şimdi faiz yükseldi. Ama işte şuradan da bakmamız gerekmez mi? Yani bir efendim? Şuradan da bakmamız gerekmez mi? Sonuçta eğer ki bir demokratikleşme söz konusuysa 18 yıldır yapmadınız şimdi nasıl yaparsınız demek mi lazım? Yoksa yaptığınız için iyi ki yapıyorsunuz. Hayır, ben demek sadece bu iktidarın hata oranının çok yüksek olduğunu anladım. Görüyorum. Yani hangi alana bakarsanız hep eskiden şikayet işte bu yüksek binalar var. Halbuki yatay mimari gerekir. Ne zaman yapıldı bunlar? O zaman yapıldı. O yüksek binaların bir kısmı hatta tanıdığıydı falan işte ona kızmış. Kızmış ama bina yerinde duruyor. Yani bu kadar çok hata olursa işte ihtimaller hesabı bundan sonra da böyle olabilir. Yani ben bütün, de tarihe tabii ki sizin kadar tanıklık etmedim ama mesela 95 anayasa değişikliğine bizzat tanıklık ettim. Sayın Cindoruk'un bütün siyasi partileri uzlaştırıp çok tabii geniş kapsamlı bir anayasa değişikliğini hiç referanduma dahi ihtiyaç duymadan ki hatta birçok maddesi değişmedi aynen devam eder. O 95 değişikliğinin çünkü bir ortak uzlaşı yakalanmıştı. Bu reform sürecinde de onun gibi bir ortak uzlaşının yakalanması için zeminin ne olması gerekir? Parlamento mu yoksa parlamento dışındaki sivil toplum örgütleri mi? Yani şimdi bir şey de hatırlamak lazım. Bu iktidar zamanında daha başlangıçta o dörtlü komisyon kuruldu partiler arasında. Evet, partiler arası komisyon ve 60 kuruldu. Maddesini anayasanın değiştirdi. Tabii. Sonra bir gün birdenbire kızıldı onlara. İşte Hadep değil mi? Ona kızıldı. Çünkü seçtirmek istemiyorum seni Cumhurbaşkanı diye. Ya sizi dedi tabii şeyle. O daha sonra. Selahattin Demirtaş. Ondan sonra birdenbire bu anayasa değişikliği de ortadan kalktı. 2013 sonrası. Onu bırakalım anayasa değişikliğini. Hadep'i de ortadan kaldırma yolunda neredeyse yani aforoz eder gibi. Tanımaz bir hale geldi bugünkü iktidar. Ve şimdi mesela gene bir anayasa değişikliği yapılacaksa işte HADEP'le de bunlar konuştular konuşmadılar yani ne olacak bu HADEP ne bu? Bir Türkiye'nin bir partisi. Kapanmışlığı yahut Anayasa Mahkemesi'nde hakkında açılmış dava falan var mı? O da yok. Zaten o da kesinleşmiş hüküm olmadan bir parti itham edilemez. Bu konuda yeni bir sayfa açılabilir mi bundan sonrasıyla ilgili? Çünkü çözüm süreci yarım kaldı. Önemli bir süreç geçti. Onun etkileri nasıl oldu ve bundan sonra çünkü bu son reform süreci konuşulurken Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu vesaire bundan sonrasında acaba yeni bir sürecin sayfası da açılabilir mi diye konuşuluyor bugünlerde. Açılabilir mi? O zaman eskiden tecrübesi de var.
60 maddede beraber yapılmış. Yani en azından onu bırakın. HADEP'le sen şey yapıyorsun, merhaba dedin falan diye öteki partiler itham ediliyor. Şunu mu anlamam gerekiyor? Yani siz diyorsunuz ki bir iktidar tek başına bir reform hareketini yapamaz. Eğer yapacaksa ortaklaşa bütün partilerin katıldığı bir yapıyla ancak reform olabilir. Tabii mümkünse o olur. Ama bugünkü iktidarın herhangi bir uzlaşmaya anayasa üzerinde razı olacağına, tahammül edeceğine hatta dair bir işaret var mı? Yok. O da yapılabilir tabii. Buyurunuz hepiniz bir araya gelelim. Bunu kim diyecek? Evvelden Cumhurbaşkanları derdi, bunu yapardı böyle partiler arasında bir şey konuşulacağı zaman. Şimdi çağırsın bütün partileri Sayın Cumhurbaşkanı. O zaman bir anayasa üzerinde nasıl yapılacak falan bu konuşulsun orada. Bu yapılmayınca ne olacak? Anayasa değişikliğine ihtiyaç duyan öteki partiler elbette bir araya gelecek, yapmaya çalışacaklar. O da o kadar kolay bir şey değil ama bunun yapılması lazım. Yani böyle gidebilir mi Türkiye? Ben demokratik bir memleketim diyeceksiniz siz. Demokrasinin hiçbir ilkesini yerine getirmeyeceksiniz. Yani hiçbir ilkesi derken mübalağa etmiyorum. Ne kadar demokrasiyi korumak için yapılmış müessese varsa demokrasiye karşı kullanılır hale gelmiştir. Basın ilan kurumu niye kuruldu? Devletin verdiği şeyler, ilanlar gazetelere sadece hükümeti destekleyen gazetelere veriliyordu. Bunu önlemek için öyle bir kurul kuruldu ki eşit bir şekilde dağılsın bu ilanlar diye. Onu şimdi gazeteleri susturmak, televizyonları susturmak falan için kullanıyorlar. Ne kadar buna benzer şey varsa yani resmi ilanlar öyle. Ondan sonra basınla ilgili de rütük falan. Yani bütün bunları bir araya koyarsanız rütükte işte 5 defa işte değil mi? 5 defa mı oluyor? 5 gün süreyle kapattınız mı televizyonu? Bir daha 5 gün daha kapatırsanız tamamen kapatıyor olacaksınız. Böyle bir demokrasinin kılıcı duruyor. O rütük de aynı şekilde eşitlik esasına göre olsun diye kurulan bir müessesedir. Neyse yani eğer şey olmazsa, bütün partilerin bir araya gelip de anayasa değişikliği konusunda çalışmaları mümkün olmazsa, ki mümkün olamayacağına dair işaretler çok, o zaman öteki partilerin bir araya gelmesi lazım. Sizce de mümkün değil mi Sayın Zahmettin Cindoruk Bey? Bütün partilerin bir araya gelip bu konuda bir uzlaşıya varması mümkün değil mi? Yine bir belge okuyacağım. 22 Şubat 1993 benim başkanlığımda anayasa değişikliği konusunda toplantı yapılıyor. Katılanlar: Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz, Erdal İnönü, Necmettin Erbakan, Deniz Baykal, Bülent Ecevit, Ahmet Türk, Faruk Demirtoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu, Aykut Demirel. Edebali. Aykut Edebali. Şimdi düşününüz, böyle bir heyeti bir araya getiriyorsunuz ve şu kitapta yazılı konuşmalar oluyor. Bunların içinde en müsbet konuşmayı yapan Erbakan. Erbakan'ın ağzından bir tek şeriat kelimesi de çıkmıyor. Bir tek din devleti konusu da çıkmıyor. Laiklik karşıtlığı tek kelime de yok. Herkes bir şey söylüyor. Çok da güzel şeyler söylüyorlar. Sonra bir komisyon kuruyoruz. Bu komisyon anayasanın aşağı yukarı 37 noktada değişikliğini yapıyor. Ve 95 yılında referandumsuz meclisten ittifakla çıkıyor. Anayasa değişikliği böyle yapılır. Bugün neden peki bu kadar farklı bir araya gelemez? Siz gelip şart koşuyorsunuz. Ben bu anayasayla bir din devleti esasına dayalı laikliği kendi tarifime göre oturtacağım, bir anayasa yapacağım diyorsunuz. Bunu söylüyorsunuz. Necip Fazıl'ı emsal gösteriyorsunuz. Necip Fazıl'ın kafası karışık. Bir Rönesans diyor, bir Garbın büyük kafası diyor. Teorisyen diye Necip Fazıl gibi gidip gelen, aklı gidip gelen ama iyi bir şair, teorisyen diye kabul ederseniz ve ona dayalı bir anayasa hukuku düşünürseniz, bugüne kadar da bunu getirirseniz, sizde oturup da kimse anayasa yapmaz. Ben bugün Cumhurbaşkanı'na teklif ediyorum. Benim o gün yaptığımı bugün o yapsın. Mecliste temsil eden bütün partilerin bir mebusu dahi olsa hepsini çağırsın. Şu kitapta yazılı şekilde iki gün konuşsunlar, tartışsınlar. Türkiye'de anayasa birikimi var. Hatta anayasa koleksiyonu var.
19. asırdan 20. asırdan beri hukuk belgeleri çıkarıyoruz. Anayasalar yapıyoruz. Osmanlı döneminde de yapılmış güzel anayasalar var. Osmanlı döneminde yapılan anayasada padişah var ama sadrazam da var, hükümet de var. Şimdi siz gelmişsiniz, padişah var, ne hükümet var, ne bakanlar kurulu var. Kabineyi topladım diyor geçen gün Cumhurbaşkanı. Ben o kelimeyi kullanmamasını tavsiye ediyorum. Neden ediyorum? Çünkü o eski Türkiye'de kabine kelimesinin müteradif manaları var. Çok üzülür o. Mesela Kamusu Türkiye'yi bir açsın okusun. Yahut Kubbealtı lügatı vardır. Onu açsın okuyun bakayım. Kabine kelimesi inşaat sektöründe kullanılan bir kelimeydi aynı zamanda. Onun için biz bakanlar kurulu deriz. İcra kurulu deriz vesaire. Şimdi ne Türkiye'de kabine var, ne bakanlar kurulu var. Sadece Cumhurbaşkanı var. Demin söylediğim gibi parlamentoda imtiyazlarını kaybetmiş, karantinaya alınmış vaziyette duruyor. Bu rejimin yaşaması, devam etmesi bir mucize. Ama devlet o kadar güzel kurulmuş ki. Devletin bir kurumları teker teker yaşıyor. Düşünün ki sosyal hadiseler. En son Amerika'da başına gelen sosyal sigortalar meselesine bak. Türkiye Cumhuriyeti emekli sandığını kurmuş. İşçi sigortalarını kurmuş. Bağkur'u kurmuş. Hatta Ordu Yardımlaşma Kurumu'nu kurmuş. Türkiye sosyal hakları tamamen bu eski Türkiye'de temin etmiş geliyor. Türkiye Cumhuriyeti çok önemli bir devlet. Yapılanması tamamlanmış dediğim için demin altını çizerek tekrar söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl değiştireceksiniz? Hangi teoriyle değiştireceksiniz? Bakınız geldiniz, tıkandınız. Demin söylediğim gibi ben böyle bir ihtiyacı hissetmelerinden de türlü memnuniyet duyuyorum. Ama işte burada benim gibi 80, Altanlı 2000 gibi 85'i aşmış, hala beyni sulanmış olsa dahi söyledikleri de siyasi tarihe dayadığı insanlar da var, fikri verecek. Siyasi partiler de var, üniversitelerimiz var, hukuk profesörlerimiz var ve çok tecrübeli devlet adamlarımız var. Hepimiz toplanalım, bu devletin anayasasını yeniden en güzel şekilde yapalım. Parlamenter demokrasiye dönmekten başka çare yoktur. Altını 20 kere olsa çiziyorum. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti parlamentoya dayalı devlettir. Nokta. Kitap da burada. İsteyene de buradan veririm. Hakikaten müthiş bir belgedir. Bütün milletvekilleri bunu bulup okumalarını tavsiye ediyorum. Herkes her şeyi en güzel şekilde söylüyor. Ortaya efkar umumiye çıkıyor. Herkesin temsil edildiği bir anayasa çalışması. Siz sana veriyorum. Grup, teşekkür ederim. Evet. Grup olup olmadığına da bakmaksızın. Efendim? Mesela Aykut Edebali'nin grubu yoktu. Tek kişilik bir tek kişiydi. Onu da çağırmıştınız. O da çağırdı. Hatırlıyorum onu. Evet. Çok da güzel konuştu Aykut. Muhsin Yazıcıoğlu tek kişiydi Büyük Birlik Partisi olarak. Hepsi geldiler, fikirleri söylediler. Fikirlere katılmayabilirsiniz. Benim hatırladığım ama kadarıyla söyledikleri siz, doğru şeyler de olabilir. Hatırladığım kadarıyla herkese de eşit hak vermişsiniz. Tabii. Eşit oy hakkı. Yani gruptaki sayılarına bakmadan. Hayır. Herkes istediği kadar konuşuyor. Ve sonra da bunu komisyona havale ediyoruz. Eğer onlar da komisyona geliyorlar. Çalışıyorlar ve hakikaten çok güzel değişiklikler ortaya çıkıyor. Bu arada bu işi raportörlüğü yapan Coşkun Kırca'yı da rahmetle alıyorum. Evet. Fevkalade bir raportörlük yapmış. Müthiş bir zeka vardı. Evet. İyi yani bir hukukçuydu. Türkiye'de bu gibi sorunların çözülmesinin örnekleri de var. Var. Türkiye'nin tarihi o kadar fakir değil. Yani demokrasi tarihini kastediyorum. O. Evet. Bunun içinde bütün bunlar. Daha buna benzer çok örnekler var. Sonra yapılan hataların tamir edildiğinin de örnekleri var. Peki şöyle bir şey söylersem. Sonuçta bir başkanlık sistemi var veya Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında bir sistem var. Bu sistemde %50+1'e dayalı. Zaten toplumun geniş kesiminin oyunu almış bir hükümet tek başına bunları yapma yetisine sahip olamaz mı? En büyük koalisyon parlamentodur. Parlamentoda bütün eğilimler temsil ediliyor. Parlamentoya dayalı bir devlet idaresi kurarsanız, parlamentoda yetki almış ve yetkisi elinden alınacak bir hükümet kurarsanız, zaten o koalisyon hükümetidir. Parlamento koalisyondur.
İşte demin söylüyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu bir tek bir omuz geliyor fikrini söyleyebiliyor. Bugünkü parlamentoda da CHP'nin getirdiği galiba Demokrat Partili falan birer memusu var. Ama bu kafi değil. Kafi olması için seçimlerin demokratik hak ve özgürlüklere dayalı serbest seçimler olması lazım. Siz televizyonları elinize alıp onları istediğiniz istikamete sevk ederseniz, başında aslında bir köyü alıp satar gibi gazetenin içinde çalışanları alıp satarsanız, kendinize yandaş medya ortaya koyarsanız ve buna dayalı bir seçim kampanyası yapılırsa, o seçim kampanyası demokratik bir parlamento çıkarmaz. İşimiz baştan yanlış. Gelin iktidara sesleniyorum. Bizim dediklerimizi dinleyin, yapın. Seçimi kaybedebilirsiniz. Ama kaybetmenin de bir güzelliği var. Ben çok seçimi kaybettim. O güzellikleri çok yaşadım. Seçimi şerefle, haysiyetle kaybettiğiniz zaman sizin için büyük bir imtiyazdır. Ben istiyorum ki seçimi kaybetmeye bu iktidarda alışsın. Çünkü nasıl olsa kaybedecek. Erken seçim yapacak şimdi. Bu görülen şartlar o. Erken seçim eğer halk kararı vermişse neticeyi değiştirmez. Gelmek var siyasette, gitmek var. Gelmeyi kabul edenler, sevilenler gitmeyi de kabul etsinler. Bana sorarsanız bu iktidarın gitme süresi başlamıştır. Bu ihtiyacı da kendileri hissediyorlar. Kendi aralarında çıkıp konuşanlar, bugüne kadar suskun olanlar, gerçekleri söylemeye çalışanlar var. Bu insan tabiatıdır. Yani demokrasinin güzelliği de bu. Çok fazla baskı altında alamıyorsunuz. Bir yerde filiz veriyor, tomurcuklanıyor. Bir yerde ortaya çıkıyor. Seller sular gibi akıyor. Güzel bir şey demokrasi. Demokrasi Türkiye için bir tarifi yok. Sayın Cumhurbaşkanı geçenlerde Türkiye için demokrasi tarifi yapıyordu. Yok böyle bir şey. Demokrasi bir standarttır, anonim bir hadise. Bilimsel bir hadise. Anayasa hukuku bir bilim hukuku. Bize has demokrasi olur mu? Olmaz Sayın Cumhurbaşkanı. Peki başlarken Sayın Altan Ömen'e de sormuştum ya, sizce geçmişten bugüne bütün siyasi yaşamınıza baktığınızda ne kadar yol aldık ve nereye geldik demokratikleşme adına bugün? Evet, doğrudur. Yani eskiye göre kazanımlarımız olduğunu düşünüyor musunuz demokratikleşme adına? Tabii. Türkiye'de? Şimdi bir 50 yıl öncesine siyaset adım attığımız yıllara zaman kaybetmiş olabilir. Ama Türkiye her aşamada bir kuvvet kazanıyor. Neden? Tecrübe kazanıyor. Hı hı. Tecrübe kadar büyük bir kazanç olamaz. Pahalı ödeyebiliriz. Fakat bu iktidarda yaptığı iyi şeyler var. Mesela Kıbrıs'a su götürdü. Çok tebrik ediyorum kendilerini. Kıbrıs Anadolu'nun uzantısıdır. Daha şeyler yapmak lazım. Anadolu'da ne varsa Kıbrıs'ta olmalıdır. Şimdi dikkat ederseniz son günlerde kıyı hadisesi denetiriyor. Kıyılarımız önem kazandı. Kıbrıs bizim canımızdır. 959 senesi Anıtkabir'de yapılan bir Kıbrıs mitingi var. O mitingde ben de konuştum. O mitingin zabıtlarının bulunmasını tavsiye ederim hepinize. Orada hem İngiltere'ye hem de Erosis'e karşı tek ses olduk. Ve o tek sesin sonucunda da ne oldu biliyor musunuz? Londra ve Zürih anlaşmaları oldu. Londra ve Zürih anlaşmaları Montreux'den sonra Türkiye'nin büyük kazanımlarıdır. Rahmetli Rauf Tektaş ölmeden evvel bana dedi ki, içimde bir ukde var, Fatih Rüştü'nün büstünü veya heykelini Kıbrıs'a koymadan ölüyorum dedi. Hadise bu kadar açık. Kıbrıs bugün ana vatanımızın devamıdır. Artık Kuzey Kıbrıs yok. Kıbrıs Türk Devleti var. O devlete elimizden geleni yapacağız. Sağlıktan, eğitime, endüstriye kadar, tarıma kadar. Türkiye'de ne varsa, Anadolu'da ne varsa oraya götüreceğiz. İşte bizim kıyımız o. Akdeniz'in en büyük kıyı. Vaktiyle Hatay'ı almak kadar önemli Kıbrıs. Bugün düşünüyor musunuz? Hatay elimizde olmasaydı sıkıntıya düşerdik. Büyük Atatürk'ün ve arkadaşların gayretiyle bugün Hatay'ın bizde olması o sahilleri, Doğu Akdeniz'i teminatıdır. Şimdi de Hatay Kulübü birinci lige çıktı. Öyle övünüyorum ki Erzurum'la beraber birinci ligimizde oynayacak. Erzurum ve Hatay.
Evet. Bu arada başlarken siz ve izleyicilerimiz belki o kısmı kaçırdı. Sizin 1959'dan beri yanlış hatırlamıyorsam Sayın Altan Öğmen'in avukatlığını yaptığınızı konuştuk. Merak ediyorum, sosyal yaşamdaki arkadaşlığınızdan bahsettiğiniz siyasi karşıt görüşlere rağmen. İkimizin en büyük politik kavgası neydi? Onunla var kavga mıydı böyle şeydi. Hakikaten ya. Karşıtlığınız. Hatırlamıyorum. Çekiştiğiniz, karşı karşıya geldiniz. Ama... Hayır, değişik fikirler oluyor tabii. Yani. Evet. Ama hiç öyle kavga mavga falan. Hakikaten yani o, ben şeyden de memnundum, avukatlıktan. Evet. Bir 10 aya mahkumdum ben o sırada. Onda da işte müdafaa falan iyi yaptılar, fena gitmiyordu. Gerçi sonuçta mahkumiyet kararı çıktı ama şey iyiydi, müdafaa iyiydi. Ondan sonra özel şeylerin falan ne olursa işte orada zaten Ankara'da oturuyorduk ikimiz de. Yakındı. Hem bir arada oturup konuşurduk, gidiyordu. Şimdi arada... aklıma geldi yalnız şey, hala vekaletname duruyor mu diye. Duruyor, duruyor. Yani, kullanabilirsiniz. Başka... Nasıl? Kullanabilirsiniz. Benim arşivim iyidir. Duruyor yani. Bu arada bir düzeltme yapıyor Sayın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı. Kim? Destici. Sayın Destici, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı. O dönemde Muhsin Yazıcıoğlu MHP'den 6 milletvekiliyle birlikte ayrılmıştı. Tek kişi değildi, 6 kişiydi Büyük Birlik Partisi'nin. Diyor. Ama 6 kişi de olması yani oradaki temsil açısından önem arz ediyor. Evet. Yani onlara da yer veriliyor. Evet, avukatlığınıza döndük. Avukatlık olarak kaç davasına baktınız Altan Bey'in? Şimdi hatırlamıyorum. Ben ne şeyim olursa bir meselem oraya giderdim. Şimdi sonra o daha önce İstanbul'a nakloldu. Sonra ben daha sonra geldim falan. Orada aksadı. Şimdi onu soruyorum, bir avukatlık işim falan çıkarsa ayrıca şey aramaya gerek yok yani. Bir fotokopiyle. Bir başlangıç olabilir yani. Ama şöyle bir şey yok mu? Yani siz mahkemeye gittiğinizde biriniz Doğru Yol Partisi Genel Başkanısınız, diğeriniz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanısınız. Dolayısıyla Doğru Yol Partisi Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı mahkemede savunuyor. Ama ben parti genel başkanıyken avukatlık yapmadım. Yapmadınız, evet. Yazıhanem açık kaldı. Genç arkadaşlar götürdüler. Ama... bir sıfat oluştu sizde. O çok yanlış olurdu. Parti genel başkanının avukatlık yapması yanlış olur. Yapan var mı? Yanlış olur. Yani, hakimler için de yanlış. O açıdan söylemiyorum. Yani sonuçta ikinizin de bir sıfatı var. Tabii tabii. Doğru Yol Partisi genel başkanı sıfatınız var. Hı. Geçmişten de olsa, önünde eski de olsa. Ama bir sıfatınız var. Sonuçta eski Doğru Yol Partisi genel başkanı, eski Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanını mahkemede savunuyor durumda olmak... bu uzlaşı kültürünün herhalde en güzel örneği olsa şimdi gerek. Benim avukatlık mesleğinde iki cumhurbaşkanının vekaleti var. Hem Demirel'in hem Bayar'ın. Ama buna mukabil pek çok bugün mahvediyor bahsedilen insanları da avukata ihtiyaç duyan herkese eğer elinizden geliyorsa, kafanıza yatıyorsa hizmet edeceksiniz. Avukatlık hizmet mesleği, yardım mesleği. Avukatlık dediğiniz şey çok kutsal. Ben hep söylüyorum, ben sadece avukatım. Ne doktora var, ne master'ım var. Sadece staj yapmış bir avukatım. Ve 70 senedir de bu mesleği yapmaktan iftihar ediyorum. Baro mensubiyeti nasıl? Ha? Hangi baronun? Şimdi İstanbul Barosu'dayım. İstanbul Barosu. Ankara'da başladım. Hangi barosu ama iki tane olursa ne olacak? O çok ya. Saçma bir şey. Tek baro var. İstanbul Barosu, tarihi bir barodur. Evet. Onu mezun olmakla iftihar ediyorum. Dünyanın en kıdemli barolarından bir tanesi zaten. Ama Ankara Barosu'nda da 1905 sayılı üyesiyim. Orada buraya naklettim. Son iki dakikamız kaldı. Birer dakikayla bir final cümlelerinizi alabilir miyiz? Lütfen. Türkiye üzerine konuşuyoruz. Türkiye'nin bugün üzerine olabilir. Buyurun. Şimdi bugün bütün konuştuklarımız ülkemizin yararına şeyler. Sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin bahtiyar olmasını istiyoruz. Atatürk'ün tabiriyle Türkiye Cumhuriyeti bahtiyar olacaktır. Olmaya devam edecek. Demin söylediğim gibi nasıl Hatay'ı aldıysak Kuzey Kıbrıs dedikleri Kıbrıs'ta da Türk hakimiyetini kuracağız. O demin söylediği bitikte şiarımız şuydu. Kıbrıs Türk kalacaktır. Şimdi diyorum ki Kıbrıs Türk kalacaktır ve Türkiye Cumhuriyeti demokrat layık kalacaktır. Kimsenin gücü Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimini değiştirmeye imkan vermez.
Göreceksiniz. Ben sağlığı da görür müyüm bilmiyorum ama sizlerin yaşı müsait. Tekrar parlamenter rejime döndüğümüzü göreceksiniz. Siz Altan Bey. Ben de katılıyorum tabii. Yani güzel günler göreceğiz diyorum. Yani ve yakın olacağına kaniyim. Bir yani yeni seçim olduktan sonra herhalde değişikliklerdir. Neye dayanıyorsun denirse bir kere bu kadar çok normal dışı durum çok uzun süre devam edemez. Buna inanıyorum. Örnek olarak da İstanbul seçimlerini hatırlıyorum. Yani şey olduktan sonra iptal edildikten sonra iptal edilmemesi gereken seçimin iptal edilmesinden sonra çıkan sonucu hiç unutmayalım. 7000 oya itiraz edildiği zaman 806.000 mine o kadar oy olmuştur. Yani anayasanın da değişmesi, Türkiye'nin yeniden demokratik hayata girmesi mutlaka gerçekleşecektir kısa zamanda diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum bizi buraya davet ettiğiniz için. Yani, bizler katıldığınız için teşekkür ederiz. Güzel bir sohbetti. Yani bir Türkiye'nin 70 yıllık tarihini bize özetlediniz. Evet. Bizzat yaşayarak onun içerisinde bulunmuş iki insan olarak özetlediniz. Ve burada en çok hoşuma giden de Serap bir uzlaşı kültürünün var olması ve topluma bu mesajın verilmesi benim açımdan en çok önem arz eden durumdu. Çünkü toplum bir kutuplaşmış gerilim içerisindeydi. Demek ki eskiden birbirlerinizin avukatlığını yapabiliyorsunuz. Evet. Hatırladığım kadarıyla mesela sizin babanızın telefonu Günüz Sokak'ta Demirel'in yıllardır kullandığı telefondu değil mi? Komşuyduk onunla. Evet. Ve biz o evden çıktık sonra bir başka yere taşınırken telefon var. O sırada telefon alınması güç. Bekliyorsunuz sırayla. Tahsisli. Demirel'le babam konuşurlarken o demiş ki eğer gidiyorsanız telefonunuzu ne yapacaksınız? Hayır, istiyorsan size bırakayım demiş. Çünkü öbür tarafta vardı telefonumuz. O telefon hep kalmıştı. Kıymet edilmez. Şimdi Demirel rahmetli kardeşim Örsan'la konuşurken ona takılmış. Siz işte şu şeyde olan Suriye'deki dairedeki telefonunun numarasını biliyor musun sen demiş Örsan'a. Örsan da bilmiyor nereden unutmuş gitmiş yani daha önceden. Şu numara dedi. Şimdi numarayı ben unuttum. O numara dedi, aynen söylemiş. Örsan bunu anlattı. Ve Demirel'in hafızasının kuvvetli olduğuna inanılır. İşte bak misal adam 10 sene önceki şeyi hatırlıyor falan denildi. Fakat meğer şeymiş. Zaten devam ediyormuş telefon. Bu bir aramızda espri konusu. Son ana kadar bütün Ankaralı gazetecilerin bildiği numaraydı o. O numarayı hepimiz hala almamıştık. Açıktı numara. Demir... Açıktı. O çıkardı. Aradığınızda direkt Demirel'i karşınızda bulurdunuz. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için, katkınız için, davetimizi kırmadığınız için Sayın Altan Öğmen, Sayın Hüsamettin Cindoruk sağ olun. Sağ olun. Bir daha bulamayabilirsiniz bizi. Kıymetimizi bilin. Allah uzun ömür versin efendim. Evet, Allah uzun ömür versin. Evet. Şimdi olaylar ve görüşleri burada noktalıyoruz sevgili seyirciler. Haftaya görüşmek haftaya üzere görüşmek diyelim üzere. O zaman 23'te haber. Siz de yeni başlıyorsunuz bu programa değil mi? İlk programımız. O zaman tebrik ederiz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Biz de ilk olduk burada yani. Evet. Güzel program oldu. Ayağımız uğurlu gelsin. Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet. Hoşça kalın sevgili seyirciler. Hoşça kalın.